Değerli öğrenci adaylarımız, değerli hocalarımız, Karadeniz Teknik Üniversitesi tanıtım günlerine hoş geldiniz diyorum. Ben Kurumsal İletişim Koordinatörü Şeyda Özgenç. Birazdan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi hocalarımız da sizlerle buluşacak. Soru cevap şeklinde de bölüm tanıtımlarıyla alakalı aklınıza gelen her şeyi hocalarımıza sorabilirsiniz. Üniversitemizin bir tanıtım filmi mevcut. Uzem arkadaşlarımız lütfen tanıtım filmini oynatalım. Ardından da sözü İktisat İdari Bilimler hocalarımıza devredelim.
You know I'm down for whatever tonight. I don't need the finer things in life. No matter where I go, it's a good time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Evet, videomuzda da görüldüğü üzere yeşille mavinin buluştuğu öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve sosyal imkanlarıyla kaliteli bir eğitim için KATÜ sizleri bekliyor olacak. Bu vesileyle sözü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hocalarımıza bırakıyoruz. Hocalar, söz sizde, buyurun. Şeyda Hanım, teşekkür ettik. Saygıdeğer hocalarım ve sevgili aday öğrenciler, hoş geldiniz. Hakikaten Karadeniz Teknik Üniversitesi marka bir üniversite. Türkiye'nin en eski üniversitelerinden, ekranda da gördüğünüz 4. sırada. Ve aynı zamanda İdari Bilimler Fakültesi olarak da bölgenin hakikaten en iyi fakültesi. Kadro olarak, kampüs olarak, ulaşım olarak ve imkanlar olarak. Ve Türkiye'de de hakikaten sıralamada üst sıralarda bir fakültemiz. Akademik kadrosuyla ve diğer imkanlarıyla. Biz burada hocalarımız, önce Abdullah Hocam genel bir tanıtım yapacak. Daha sonra da bölüm hocalarımız sunumlarını yapacaklar ve soru cevap şeklinde bize soracağınız soruları ileterek sizin müşkillerinizi veya işte endişelerinizi giderecek şekilde cevaplamaya çalışacağız. Sözü Abdullah Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun Abdullah Hocam. Evet, dekan hocama teşekkür ediyorum. Ben dekan yardımcısı doçent doktor Abdullah Uzun. Öncelikle saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, tanıtım ve tercih günleri etkinliğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Şimdi ben daha çok fakülte ile ilgili genel bilgilerden bahsedeceğim. Bahsedeceğim hususlar, bu şekilde ekran paylaşımını tam açalım. Kısa bir fakültenin tarihçesi, bölümle ilgili kısa bilgiler, eğitim ve kalite süreçleri, bir takım sayısal veriler akademik kadromuza, öğrenci, kayıtlı öğrencilerimize yönelik ve öğrencilere sağlanan bazı imkanlarla ilgili olacak. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi TİTİA adıyla 1978 yılında kuruldu. 1979 yılında eğitim öğretime başladı. Ve yaklaşık 43-44 yıldır hatta eğitim öğretime devam etmekte. Yani köklü bir fakülteyiz. 44 yıllık tarihimiz var. 8 tane bölümümüz var. Slide'da görüyorsunuz zaten kuruluş tarihleri itibariyle iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerimiz var. Bu bölümlerimiz dahilinde 9 tane programımız mevcut. Uluslararası ilişkiler bölümümüzün 2 tane programı var. Biri Türkçe, biri İngilizce olmak üzere. Fakülte yönetim kadromuz, dekanımız Profesör Doktor Atilla Doğan hocamız, ben ve diğer dekan yardımcısı Profesör Doktor Abdülkadir Pehlivan hocamız yönetim kadrosunda. Fakültemizin misyonu şu şekilde: ülkenin kalkınmasına katkı sunacak bilimsel araştırmalar yapmak, eleştirisel ve analitik düşünebilen, sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, katma değer oluşturan liderler, yöneticiler, bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmek suretiyle toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz ise topluma hizmeti önceleyerek iktisadi ve idari bilimler alanında pozitif değişime katkı sağlayacak, nitelikli mezun veren ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak, özgün bilimsel araştırmalar yapan, öncü ve tercih edilen bir fakülte olmaktır. Kalite politikamıza bakacak olursak, nitelikli ve öğrenci merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini hedefleyen,
toplumun ihtiyaçlarına ve bilimin gelişimine katkı sunacak bilimsel araştırmalar yapabilen, tüm paydaşlarının memnuniyetini hedef alan, liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirliğe önem veren, insan haklarına saygı duyan, hukukun üstünlüğünü esas alan, akademik ve idari iş akışlarında süreç odaklı ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir fakülte olmaktır. Bu doğrultuda kalite süreçlerine önem veriyoruz. Kalite süreçlerini işletmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda birim danışma kurulumuz, kalite komisyonumuz, müfredat komisyonumuz, öğrenci güvencesi komisyonumuz var, staj ve kariyer komisyonumuz, öğrencilerden oluşan öğrenci kalite komisyonumuz, yabancı uyruklu öğrenci komisyonumuz ve engelli öğrenci komisyonlarımız bulunmakta. Bunun dışında üniversitemiz akredite olan bir üniversite, onu da ifade etmek lazım. Ve bunun dışında biz fakülte olarak bölümlerimizde program akreditasyon süreçlerinde başlattık. Bu dönem 3 bölümümüz İktisat, İşletme ve Yönetim İlişim Sistemleri bölümlerimiz başvurdu. Diğer bölümlerimizde bir sonraki dönem başvuracaklar. Dolayısıyla da 1-2 sene içerisinde de umut ediyoruz ki birçok bölümümüz akredite olacak. Fakültede Bologna sürecinin gereği olarak AKTS kredilendirme sistemi benimsenmiştir. Bu bağlamda her ders için iş yükü belirlenmekte ve AKTS kredisi hesaplanmaktadır ve öğrencilere mezun olduklarında diploma 2 verilmektedir. Akademik kadromuza baktığımız zaman son derece zengin olduğunu söyleyebiliriz. Yani birçok İktisadi İdareler Fakültesi ile kıyasladığımız zaman gerçekten son derece deneyimli, zengin bir kadromuz var. 51 adet profesörümüz, 20 doçentimiz, 28 doktor öğretim üyemiz, 5 öğretim görevlimiz, 40 araştırma görevlimiz olmak üzere 144 akademik personelimiz mevcut. Bölümlere dağılımı da slaytta görülüyor ama bölümlerimiz bu konuda daha kendileri de detaylı bilgileri verebilirler. Öğrenci sayılarımıza baktığımız zaman toplam 5444 kayıtlı öğrencimiz var. Bunların 738'i ikinci öğretim öğrencisi. İkinci öğretim de mevcuttu fakültemizde ama 2018 yılında kapatıldı ve şu an 738 öğrenci ikinci öğretime kayıtlı. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 253 kişidir. Yine bölümlere dağılımı slaytta görülmektedir. Yaklaşık yani bu dönem 41. Mezuniyet törenimizi gerçekleştirdik ve 41 yılda mezun öğrenci sayımız 30.902 kişidir. Gördüğünüz üzere yine bölümlere dağılımı slaytlarda söz konusu. Lisans programları YKS yerleştirme sonuçları 2022 senesinin 890 genel kontenjan tanınmıştı bize. Bu %100 doldurduk. 912 öğrenci yerleşti. Ve en küçük ve en büyük puanlar yine slaytta görülmekte. Burada yine bölümlerimiz belki daha detaylı bu konularda bilgi verebilirler. Fiziki imkanlarımıza baktığımız zaman 18.840 metrekare kapalı alanımız, 27 adet dersliğimiz, 3 adet amfimiz, 3 adet bilgisayar laboratuvarımız, 2 seminer salonumuz ve 6 okuma salonumuz bulunmakta. Yani fiziki imkanlar bakımından da son derece yeterli bir fakülte olduğumuzu ifade edebiliriz. Yine öğrencilere sağlanan bazı imkanlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi Çift Anadal programı. Bu program aynı Yüksek Öğretim Kurumu'nun 2 diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp 2 ayrı lisans diploması alabilme olanağını sağlayan bir programdır. Bu programa başvurabilmek için öğrencinin bütün derslerinden başarılı olması ve not ortalamasının 2.80 olması gerekmektedir. Fakültemizde İktisat ve İşletme bölümleri bünyesinde Çift Anadal eğitimi verilmektedir. İktisat bölümü Çift Anadal programına İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, İşletme bölümündeki Çift Anadal programına yine İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri başvurabilmektedir. Yine bunun dışında İşletme Bölümü öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde yürütülen çift anadal programına başvurabilmektedirler. Yan dal programı not ortalaması 4 üzerinden 2.60 olan öğrencilere lisans diploması yanında aynı yüksek öğretim kurumu içerisinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle bir yan dal sertifikası alma olanağı vermektedir. Yine fakültemizde işletme ve iktisat bölümleri bünyesinde yan dal eğitimi verilmektedir. Ancak iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri işletme bölümünde yürütülen yan dal programına başvurabilmektedir. İktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve yönetim bilişim sistemleri bölümleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde yürütülen yan dal programına başvurabilmektedirler. Yataş geçiş imkanı yine öğrencilerle söz konusu. Bunlardan bir tanesi merkezi yerleştirme ile yatay geçiş. Öğrenciler kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı ile başka bir üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Fakat bunun için öğrencinin üniversitesine kayıtlı olduğu yıldaki puanının geçmek istediği aynı diploma programının tamam puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Bir diğer yatay geçiş imkanı kurumlar arası yatay geçiştir. Öğrenciler yüksek öğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve yüksek öğretim kurumu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yapabilirler. Tabii bu sadece bizim fakülteye özgü değil. Yani bütün fakültelerde, bölümlerde bu imkanlar söz konusu. Bir diğer imkan öğrencilere sağlanan Erasmus programıdır. Bu program üniversite öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde 3 ay ya da 1 yıl süreyle, yani 3 aydan 1 yıla kadar uzayan bir sürede eğitim almasına olanak sağlayan bir değişim programıdır. Öğrencinin bu hakkı kazanabilmesi için rektörlük dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından yapılan seçme sınavını İngilizce sınav şeklinde olmakta. Bunu başarmış olması gerekiyor ve öğrencinin gittikleri üniversitede başardıkları dersler okuduğu fakültede de başarılmış sayılır. Tabii Erasmus programı aralarında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Danimarka, İsveç, Polonya gibi ülkelerin bulunduğu 21 ülkede 35'in üzerinde üniversiteyle değişim protokolleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerde ilgili üniversitelere bölümlerin tabii ki anlaşma yaptığı üniversitelere öğrenciler gidebilirler. 2022 yıl içerisinde Erasmus programı öğrenci sayılarımız yine slaytta görüyorsunuz. Toplam 21 öğrencimiz bu programdan yararlandılar ve yurt dışında Erasmus programına gittiler. Farabi Değişim Programı ise yurt içinde bir başka üniversitede bir yarı yıl ya da iki yarı yıl öğrencilerin eğitim alması imkanını sağlayan bir programdır. Bu programda da öğrenci gittiği üniversitede alıp geçtiği dersleri fakültede de başarmış sayılır. Bu değişim programına da katılabilmek için en az 2 not ortalaması tutturmak gerekiyor. Yine fakülte bünyemizde öğrenci kulüplerimiz var. Tamamen öğrenciler tarafından yönetilen ve faaliyet gösteren kulüplerdir bunlar. Yani bu kulüpler neler yaparlar? Konferanslar düzenlerler, paneller düzenler, geziler düzenlerler, oryantasyon faaliyetlerini yaparlar. Fakülte ve kampüs genelinde öğrencilerle birebir ilişkileri geliştirirler. Her alanda öğrencilere yardımda bulunurlar. Önemlidir üstlendikleri bu roller. Öğrenci kulüplerimize de baktığımız zaman işletme ve ekonomi kulübümüz var. Uluslararası İlişkiler Kulübü, Maliye Kulübü, Kamu Yönetim Kulübü, Girişimcilik Kulübü, Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü, Kişisel Verileri Koruma Kulübü. Bir de AB kulübü var. Yine Uluslararası İlişkiler Bünyesi'nde slide'de yok ama onu da ifade edelim. İşte işletme ekonomi bölümümüzün bazı faaliyetleri slide'da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok etkin çalışıyor kulüplerimiz. Bazı fotoğraflar sizlere paylaşmak istiyoruz. Amfimizde bir ders esnası. Amfi 3'ümüz. Büyük amfilerimizden bir tanesi.
Mezuniyet törenimizden bir görüntü. Mezuniyet törenlerimiz çok kalabalık, renkli geçiyor. Evet, yine mezuniyet törenimizden bir fotoğraf. Fakültemizin girişi ve önündeki bahçesi. Evet, amfi üçümüz, büyük amfimiz, bir başka amfimiz. Yine dönem içerisinde ders içi paylaşım etkinliklerimiz oluyor. Yani alanda uzman kişiler, özel sektör olsun, kamu sektörü olsun. Yani bu kişiler yönetici olabilirler, insan kaynakları uzmanı olabilir, bir kaymakam olabilir, belediye başkanı olabilir. Derslere katılmakta ve alanlarıyla ilgili bilgi birikimlerini öğrencilere aktarmakta. Bu da teori ve pratiğin bütünleşmesini sağlamakta, son derece faydalı olmakta öğrenciler için bunu ifade edebiliriz. Yine sınav uygulamamızla ilgili bir fotoğraf var. Gerçekten bu sınav uygulamasında çok titiz davranıyoruz. Önceden salonlar, öğrencilerin sınava girecekleri salonlar ilan ediliyor, listeler hazırlanıyor. Gerekli altyapımız bunun için müsait. Yani dediğim gibi her anlamda fiziki altyapımız son derece müsait. Bunun dışında web sitemiz var. Web sitemizde de gerekli duyuruları güncel olarak bunları sizlere aktarıyoruz. Öğrenci el kitabımız var web sitemizde. Burada anlattığım hususları daha ayrıntılı bir şekilde oradan okuyabilirsiniz. Web sitemize girdiğiniz zaman öğrenci el kitabını orada edinebilirsiniz. Mikros ve İBF arasında işbirliğimiz var. Bu işbirliği kapsamında yönetici adaylar olarak özellikle işletme bölümümüzden mezun olan adaylar iş imkanına sahip olabiliyor. İşletme bölümü belki daha detaylı olarak bundan bahsedebiliriz. Fakültemizde zorunlu staj bulunmamaktadır. Yine onu ifade etmek isterim. İsteğe bağlı staj bulunmaktadır. Özellikle 2 senedir 2001 yılından itibaren öğrencilerimiz kariyer kapısı aracılığıyla staj yapabilmekteler. Evet, ben sunumum burada bitti. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, şimdi bölümlerimize söz vereceğiz. Bölümlerimiz de kendilerini tanıtacaklar. Bölümlerimiz tanıtım yaptıktan sonra öğrencilerimiz soruları varsa bölüm temsilcimize ya da bölüm hocalarına sorularını yöneltebilirler. İlk olarak kuruluş sırasını esas alarak iktisat bölümümüz temsilcisine sözü vermek istiyorum. Sayın hocalarım çok sağ olun Abdullah hocam. Sayın hocalarım, değerli öğrenciler, öncelikle hoş geldiniz. Bugün iktisat hocam, bölümünün tanıtımını paylaşımını kapatabilir misiniz? İktisat bölümünün tanıtımını ben iktisat bölüm başkan yardımcısı doçent doktor Umut Üzer ve iktisat bölüm başkanımız profesör doktor Haydar Akyaz'ı birlikte üstleneceğiz. Aslında bakıldığı zaman tüm üniversitelerde iktisadi idari bilimler oldukça stratejik fakülteler ve önemli fakülteler. Bu çerçevede kamu ve özel sektörde kritik ve stratejik pozisyonlara birçok insan yetiştirmesi bağlamında gerek de girişimciliği beslemesi bağlamında üniversite adayı öğrenciler için oldukça önemli tercihler haline gelebiliyor. Abdullah Hoca fakülteyle ilgili çok detaylı bir sorunum yaptı. Biz daha çok bölüm özelinde kalarak internet sitemiz, web sayfamız üzerinden bir sunum planlıyoruz. Bu çerçevede bölüm hakkında kısa bir tanıtım yapacağız. Sonra neden iktisat bölümü sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Ve sonra oradan da neden KTÜ iktisat, neden bizim bölümümüz diğer iktisat bölümlerine nazaran ön plana çıkıyor, bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Sonra çift dal, yan dal ve değişim programları hakkında çok kısa bilgi verip akademik kadromuzdan bahsedip ve ders planımızdan da bahsedip sunumumuzu bitirmek istiyoruz. Ben sözü hem Haydar Hocam'a bırakıyorum hem de ekranı paylaşmaya başlıyorum. Sayın Dekanım, değerli hocalarımız, sevgili adaylarımız, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli adaylarımıza, öğrencilerimize bu kritik, zorlu süreçte karar tercihlerini bulacakları bu süreçte başarılar diliyorum. İktisat bölümünün tanıtımını kısaca şöyle özetlemek isterim. Köklü bir bölüm. Sayın Dekan Yardımcı da ifade etti. Fakültenin kuruluş tarihiyle başlayan bir tarihçesi var. 1979 Aralık ayı itibariyle eğitim öğretime başladık. TDA başlığı altında, bünyesi altında ama İBF bünyesi altında da 1982.
Yani genelde baktığımız zaman 50 yıla yaklaşan köklü bir tarih var. Bu önemli. Aday öğrenciler için bence öne çıkarılabilecek bir husus. Çünkü köklü bir geçmiş aynı zamanda iyi bir donanım, iyi bir bilgi birikimi demektir. Öğrenciler bu bilgi biriminden yararlanma imkanına sahiptirler. Bölümümüz akademik kadro sayısı fakültemizde ikinci en yüksek bölümden birisidir. Toplamda 27 akademik personelimiz var. Bunun büyük bir kısmı profesörden oluşur. 12 profesörümüz var. Bu da önemli bir avantaj, önemli bir kriter herhalde olacaktır öğrenciler için, aday öğrenciler için. İşte 3 tane doçentimiz, 6 doktor ödediğimiz ve geleceğimizin en önemli teminatları olan araştırma görevlerimiz söz konusudur. Daha ayrıntılı bilgileri öğrenci linki üzerinden, biz ayrı bir sunum tercih etmedik, web sayfamız üzerinden devam edelim dedik. Genel olarak neden iktisat bölümü? Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, aslında iktisat hayatın kendisidir. Yani günlük hayatımızı doğrudan, yakından, bugün, yarın, gelecekte de etkileyecek iktisadi olayları konu edinen bir bilim dalıyız. Bu bağlamda işte enflasyon, işsizlik, büyüme, gayri safi, yurt dışı hasıla, ihracat, ithalat, yani kısaca her gün, her an, her dakika duyduğumuz bu temel kavramları konu edinen, araştıran, analiz yapan, politika önerilerinde bulunan bir bilim dalıdır. Aslında çok bu yönüyle çok güncel konularla haşır neşir olan bir bölüm. Bölümde bizde de aynı şekilde tüm iktisat bölümlerinde okunan temel dersler vardır. İşte istatistik, ekonometri, oyun teorisi, iktisat tarihi, makro iktisat, mikro iktisat. Bunların bir kısmı seçmelidir, bir kısmı zorunlu derslerdir. Bu ders havuzu öğrencilerimizin mezuniyet sonrası ihtiyaç duyduğu bilgiyi, beceriyi, yetkinlikleri sağlamakta büyük katkı sağlamaktadır. İktisat bölümünün ve aslında tüm sosyal bilimleri İBF bağlamında sosyal öne çıkaracak bence en önemli avantaj iş bulma olanakları. Ya bir paradoks yaşayabilirsiniz belki. Yani iş bulma olanakları fazla, iş bulabiliyor muyuz? Bu biraz bizim hangi birikimle mezun olduğumuzla ilgili bir konudur. Eğer donanımlı bir bilgi düzeyiyle mezun olursak, yani yeteri kadar bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırsak gerçekten belki de diğer disiplinlerle mukayese edilemeyecek derecede çok geniş bir alanda, yelpazede iş bulma, değişik statülerde çalışma imkanımız var. Bu bağlamda kamu ve özel sektörde iş bulma olanaklarımız var. İşte bankacılık sektöründe, işte bakanlıklarda, Sayıştay'da, belediyelerde, üniversitelerde lisansüstü eğitim bağlamında, akademisyen bağlamında çalışabiliyoruz. Değişik ünvanlarımız olabiliyor. İşte kaymakamlıklar, idari hakimlikler, müfettişlikler ve benzeri. Burada belki bilmemize yararlı olan şey, özellikle lisansüstü programlarını bitirdiğimizde akademik kariyerde ünvanlarınızın da sürekli değişme imkanınız var. Yani doktor öğretim üyesi, arkasından doçent, arkasından profesör. Bunların hepsi aslında sürekli eğitiminde motive edici unsurlarından bir tanesi. İş bulma olanakları tabii fazla ama bu bir dezavantaj da oluşturabiliyor. Mezun öğrenci sayısının çok fazla olması. Fakat burada da ifade etmeye çalıştığımız gibi ne kadar fazla mezun sayısı olursa olsun değerli arkadaşlar, daha ilk günden itibaren bilinçli programla sistematik bir şekilde çalıştığınız zaman bu dezavantajlı durumu avantaja dönüştürebilirsiniz. İktisat bölümünü tercih ederken size bir önerim. Ya bir kere sosyal bilimleri, iktisadi olayları sevmeniz, ilgi duymanız gerekiyor. Bu çok önemli. Ve bir de bizim aslında biraz karşılamada zorlandığımız sayısal nicel analizlere de ilgi duymanız, en temel asgari düzeyde bu becerilere sahip olmanız beklenir. Öğrencilerimizin burada zaman zaman zorlandığını görüyoruz. Ve işte YÖK Atlas'taki verilere de baktığımız zaman fakülte bölümümüze gelen öğrencilerin bu yönünü gösteren işte matematiktir, oradaki değerlerin biraz düşük düzeyde kaldığını görüyoruz. Ama bunlar bizlerin yardımıyla, katkılarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Bu manada genel olarak iktisat bölümünü belirtmiş olduk. Neden katı iktisat bölümü? Aslında Sayın Dekan Yardımcımız genel çerçeveyi çizdi. Onların tekrarı niteliğinde bazı bilgiler de burada var. Genel çerçevede baktığımız zaman gerçekten çok köklü, marka değeri çok yüksek, araştırma üniversitesi. 5 yıl akredite olmuş güçlü bir üniversite, Anadolu'da kurulan ilk üniversite.
olması açısından bunun bir birimiyiz. Bu başlı başına bir ayrıştırıcı avantaj. Sayın Dekan'ın da ifade etti. Bölgenin en iyi fakültelerinden biri. Ben biraz daha çerçeveyi genişletirsem Anadolu'nun da aslında en güçlü bölümlerinden, fakülte ve dolayısıyla bölümlerinden biri olarak düşünüyorum ben. İçtenlikle de buna inanıyorum. Yine genelde baktığımız zaman ulaşım alanı olsun, sağlık ve benzeri alanlara yakınlığımız çok fazla. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde havaalanına 1-1,5 dakika bulunan bir fakülte, üniversite, bölüm yoktur. Bilmiyorum, yurt dışına çok giden arkadaşlar vardır. Bu da önemli bir avantaj. Sosyal sportif faaliyetler, hele kampüste olmamız dolayısıyla çok geniş bir yelpazede öğrencilerimize sunuluyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz ders dışı aktivitelerini bu olanaklarla gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar da gelişimler için de önemli tabii. Aynı zamanda çok önemli merkezlerimiz var. Araştırma, geliştirme merkezleri, sürekli eğitim merkezi, kariyer merkezimiz, teknoloji transfer merkezleri, yabancı yüksek okulu gibi birimlerimiz, ilk akla gelenler bunlar. Çok önemli eğitim programları, kurslar, sertifikalı kurslar düzenleyebiliyorlar ve böylece öğrenciler gelişimlerini bu takviye desteklerle birlikte çok daha üst düzeye çıkarabiliyorlar. Öğrenci kulüplerimizin de Abdullah hocamız da ifade ettiği çok önemli faaliyetleri var. Özellikle tabii diğer bölümde kulüplerimiz de çok önemli işler yapıyorlar ama iktisat işletme ekonomi kulübünü biraz daha öne çıkarmak herhalde onlara haksızlık olmaz diye düşünüyorum. Bize özgü değil, bunu kabul ediyoruz ama çift dal yandal uygulamaları da bizim için de önemli bir avantaj. İsterseniz çift dal yandal, Abdullah Hocam bilgi verdiği için çok ayrıntıya girmeyelim. Önemli imkanlar sağlıyor öğrencilerimize. Biz ayrıntıya girmeyelim burada. Yararlar sağlıyor, işte bir takım bilgileri verdikten sonra en sonunda devam edersek. Biz şu an itibariyle çift dal ve yan dal yapılabilecek bölümler, dışarıdan olan bölümlerin bizde çift dal, yan dal yapabilecek bölümleri de yansıya veriyoruz. Görüldüğü gibi bizim öğrencilerimiz orman endüstri mühendisliğinde, işletmede, tarihte, Türk dilinde, sosyolojide çift dal yapabiliyorlar. İstatistik ve bilgisayar aslında öğrencilerin en çok tercih ettiği yerler, bölümlerden biridir. Böylece iki diplomaya sahip olabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu iki diploma iyi eğitim almak kaydıyla, kendinizi geliştirmek kaydıyla iki kat işe girme olasılığı demektir, olanağı demektir. Size burada olsun, başka yerleri tercih ederseniz bu olanakları kullanmanızı hararetle tavsiye edelim. Aslında bir sertifika programı gibi düşünebiliriz. Yan dalda sizin CV'nizde sizin gayretinizi, çeşitliliğinizi göstermesi açısından avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Değişim programları keza aynı şekilde bizim programımızda da öğrencilerimize sunulan diğer bir olanaklardan bir tanesi. Her bölümde olduğu gibi bizim de değişim programlarımız var, imkanları var. Farabi, Mevlana ve Erasmus. Farabi ve Mevlana şu aşamada aktif değil. Daha çok Erasmus üzerinden değişimler var şu anda. Devam edersek hocam bu bilgileri arkadaşlar zaten ulaşırlar. Şu an itibariyle listeyi, evet gelelim. 13 üniversitede ve 28 değişik üniversiteyle anlaşmalarımız var. Anlaşma tarihlerine bakarsanız hepsi güncel. Süresi oldukça güncel olan anlaşmalarımızdır. Liseye baktığınız zaman Avrupa'nın pek çok ülkesinde Erasmus değişim programı sayesinde gidip tecrübe etmeniz, farklı kültürler, farklı bilgilerle donanımınızı daha da geliştirme imkanına sahipsiniz. Devam edersek bilgi düzeyine tekrar girelim. Neden öğretim iktisat bölümünden devam edelim arkadaşlar? Ders planımız zorunlu seçimli ders planı şeklinde öğrencilerimize çok geniş bir yelpaze sunmaktadır. Ders planımızın içerisindeki dersler kademeli bir şekilde konuşlandırılmıştır. Örneğin birinci sınıftaki derslerimiz bilgi aktarmaya yönelik. 2, 3 ve 4'e doğru geçtikçe arkadaşlar beceri ve yetkinliklerin öne çıkmaya başladığı derslerdir. Özellikle 4. sınıftaki seçimlik ders havuzları oldukça da zengin. İlgi alanınıza göre farklı seçimlik derslerle bilgi birikiminizi, donanımınızı genişletebilirsiniz. Derslerimizin bazıları sayısal altyapıdır. İstatistik, ekonometri gibi matematik derslerimiz vardır. Mikroda, makroda da yine belli sayısal analizler, tahliller yapılabilmektedir. İfade ettiğim gibi burada öğrencilerimizin zorlanmaması için özellikle tercih etmeyi düşünen öğrencilerimizin bu altyapılarını gözden geçirmeleri
kayıt esasına kadar biraz hazırlık yapmalarını tavsiye ederiz naçizane. Güncel konuları da takip edebileceğiniz örneğin ekolojik iktisat dersimiz gibi dersimiz vardır. Meslek etiği gibi dersler, üniversite seçmeli dersler bağlamında da sizin mesleki etik değerler konusunda da bilgi sahibi yapan derslerimizdir. Diğer yine neden kadro iktisat açısından bakarsak arkadaşlar, çok güçlü bir kadromuz var. Gerçekten çok güçlü donanımlı bir kadromuz var. Genç, tecrübeli, harmanlanan, donanımlı, bilgili, yeniliği açık kadrolarımız var. Bu kadrolar sayesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi verebiliyoruz. Öğrenci akademisyen ilişkisi oldukça iyi durumda. Merkezdeyiz, aynı binanın içerisindeyiz. Öğrencilerimizin, aday öğrencilerimize geçerli, hocalarımıza görüşmek istedikleri zaman rahatlıkla bulabilecekleri şekilde bir ortam söz konusu. Maillerle de bu olabilir, sosyal medya hesapları üzerinden, bölüm sekreterliği üzerinden, hocalarımızın kapı üzerinde de ya da işte derslerde belirttikleri gün ve saatlerde akademisyenlerimize görüşme imkanları var. Yeter ki burada öğrencilerden talep gelsin ve o imkanlardan faydalanabilsin. Kulübümüzün faaliyetlerinden bahsettik değerli arkadaşlar. Çok geniş çalışma alanlarından bahsettik. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Sonuç itibariyle İktisat bölümünün köklü geçmişi sağladığı olanaklarıyla birlikte sizlere beklentilerinizi karşılayacak düzeyde her türlü imkanı sağlamaktadır diye sözümü şimdilik böyle bağlayalım. Soru cevaplar kısmında varsa ilave sorular, bilgileri aktarabilirim. Şimdilik teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz sunumları için. Tabii şunu tekrar söyleyelim, bölümlerimiz sunumlarını yapacak. Hemen akabinde bir soru cevap yapacağız. Dolayısıyla da öğrencilerimiz sohbet kısmından sorularını yöneltebilirler. Hatta hocamız sunum yaparken hocalarımız yine sorularını yazabilirler. Şu an iktisat bölümümüzle ilgili herhangi bir soru yok gördüğüm kadarıyla. Tamam, belki sunumlar bittikten sonra da öğrencilerimiz, tüm sunumlar bittikten sonra da soru sormak isteyen öğrencilerimiz sorularını yöneltebilirler. Evet, herhangi bir soru gözükmüyor. O zaman ben sözü işletme bölümü hocalarımıza bırakıyorum. Evet, merhaba, iyi günler tüm katılımcılara ve buradaki tüm hocalarımıza. Özellikle fakültemizin ve bölümümüzün bugün tanıtımı ve öğrencilere daha detaylı bilgi verebilmek adına toplandık. Şimdi bir küçük sunumumuz var. Aslında fakülte adına anlatılanların üstünde işletme bölümü adına birkaç tane detaydan bahsetmek istiyorum. Ben Profesör Doktor Kader Şahin, işletme bölüm başkanıyım. Bugün yardımcı olan arkadaşım, işletme bölüm başkan yardımcımız Tuğba Kaplan. Özellikle işletme bölümüyle ilgili üzerinde durmak istediğimiz belki de en önemli noktalardan bir tanesi, herhalde fakültemizin en güçlü akademik kadrosuna sahip olmamız. Hemen hemen tüm ana bilim dalları içerisinde yeterli öğretim üyemiz var. Alanlarında oldukça yetkin ve gelişmişler. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimize her türlü katkıyı hem kariyer gelişimleri açısından hem akademik gelişimleri açısından sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda oldukça güçlü bir kadromuz olduğunu söylemek istiyorum. Aday öğrencilerimiz web sayfamızdaki öğrenci menüsünden aslında bizimle ilgili her türlü bilgiyi elde edebilirler. Ben kısaca ön plana çıkarmak istediğim bazı konulardan bahsedeceğim. En önemli konulardan bir tanesi öğrenciyi sektöre yakınlaştıran stajlar. İktisadi Bilimler Fakültesi içerisinde stajlarımız isteğe bağlı. İsteğe bağlı stajlar da şu anda daha çok Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üzerinden yürüyor ve şu anda işletme bölümünde arzu eden öğrencilerimiz bu staj kapsamından faydalanabiliyorlar ve gerçekten buna başvuran öğrencilerimizin büyük bir kısmı staja gidebiliyor. Bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Aynı zamanda tabii ki Erasmus stajlarımız da var, İşkur stajlarımız da var. Yine sayfamızda bununla ilgili detaylı bilgileri görmek mümkün. Üniversitenin Erasmus anlaşmaları olduğu için Erasmus başvurularının açıldığı tarihlerde öğrencilerimiz bu stajlara gidebiliyorlar. Yine İşkur'la olan bağlantılarımız gerçekten bu konuda da staj yapabilmelerinin yolunu öğrencilerimize açıyor.
Belki öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi değişim programları. Gerçi bugün oldukça fazlasıyla bahsedildi. Yine sayfamızda bununla ilgili Erasmus, Farabi, yine Mevlana ikili anlaşmalar gibi programları görüyoruz. Covid sürecinden beri Farabi ve ikili anlaşma gibi programlarımız durduruldu. Ama Erasmus devam ediyor. Son yıllar içerisinde de gerçekten arzu eden öğrencilerimiz Erasmus'tan faydalanabiliyorlar. Giden, gelen hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde birçok öğrencimiz var. Dolayısıyla bu konuda da gelen öğrencilerimizin önlerinin açık olduğunu söylemek istiyorum. Bir diğer taraftan işletme bölümü özellikle son yıllar içerisinde öğrenci projelerine de ciddi katkı sağlıyor. Bu yönde açılan proje yönetimi derslerimiz var. Üçüncü sınıfta seçmeli olarak yürütüyoruz. Arzu eden arkadaşlarımız önce bu dersi alıyorlar. Bu ders kapsamında Avrupa Birliği ve öğrencilerin başvurabildikleri TÜBİTAK öğrenci başvuru programları anlatılıyor. Birebir laboratuvarlarda proje yazdırıyoruz. Sonrasında da gönüllü arkadaşlarımızla, akademik danışmanlarıyla birlikte bu projelere başvuruda bulunabiliyorlar. Bu anlamda bir programımız olduğunu bahsetmek istiyorum. Biraz önceki sunumlarda da vardı aslında. İşletme bölümü de gerçekten karşılıklı çift anadal ve yan dal programları vasıtasıyla öğrencilere bir yan dal diploma ya da ikinci bir diploma sunabiliyor. Gördüğünüz gibi karşılıklı bir sürü programla anlaşmalarımız var. Ve sadece anlaşma olmak adına değil, birçok öğrencimizin bunlardan faydalandığını söylemek istiyorum. Özellikle üniversitemizde diğer bölümlerden çift anadal ve yan dal için fakültemize ve özellikle işletme bölümüne oldukça yoğun ilginin olduğunu söylemek istiyorum. Bu konuda da yine öğrencilerimiz bu programlardan faydalanabilirler. Tabii işletme bölümünün aslında mezunlarımızla birlikte gerçekten biz sektörde ne yapıyoruz? Aslında işletme bölümü hem özel sektörde hem de kamuda ciddi bir boşluğu dolduruyor. Özellikle son zamanlarda kamu personeli sınavıyla birlikte birçok kurum ve kuruluşta öğrencilerimiz uzman yardımcılığı ve daha üst pozisyonlarda görev alabiliyorlar. Ve tabii ki belki de işletme bölümünün sektöre en yakın olduğu noktalardan bir tanesi serbest muhasebeci ve bunun bir üst noktası olan mali müşavirlik mesleğine ciddi anlamda bir eleman yetiştiriyor olması. Dolayısıyla staj yeterlilik gibi kriterleri sağlayan öğrencilerimiz bu konuda da oldukça başarılı oluyorlar ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İBF işletme bölümünün bu konuda çok ciddi bir ağırlığı var ve bu kurumlarla olan yüksek bir irtibatı var. Tabii sadece kamuda değil, özel sektörde de öğrencilerimizin büyük bir kısmı çalışıyor. En önemli eğitim amaçlarımızdan bir tanesi zaten aslında bir anlamda girişimcilik ruhuna sahip olan öğrencilerimizi kendi işletmelerini kuracak bir motivasyonda mezun edebilmek. Bu şekilde kendi şirketini kuran ve girişimcilik yapan oldukça mezunumuz var. Sadece bununla kısıtlı kalmayıp işletme programı içerisinde gerçekten şirketlerin üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve belki de dış ticaret gibi birçok alanında mezunlarımız çalışabiliyor. Burada da gerçekten bu zamana kadar sektörde en üst düzeye gelmiş hem kamu hem de özel sektörde ve alanında başarılı mezunlarımızı görme fırsatını buluyoruz. Gerçekten bugün Birgül bir çift anadal mezunu fakültemizin şu an herhalde olacağı en iyi noktalardan bir tanesinde. Yine İlker Murat aynı zamanda bizim öğretim üyemiz olarak da faaliyette bulunmuştu bir zamanlar asistanımız ve sonrasında hocamızdı. Yine benzer şey cihan içinde geçerli. Dolayısıyla mezunlarımız gerçekten bu konuda oldukça başarılılar. Aday öğrencilerimiz tekrar söylüyorum. Öğrenci sayfamızdan aslında bizimle ilgili her türlü bilgiyi elde edebilirler. Bunun için hazırlanmış bir bölüm tanıtım videomuz, işletme bölümü gerçekten ne yapar ve bununla ilgili tüm bilgilerin bulunduğu sayfamıza öğrencilerimizi davet ediyorum. Dolayısıyla sorularınızı bekliyoruz ve sizi gerçekten işletme bölümünde görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. İşletme bölümüyle ilgili sorularınızı bekliyoruz aday öğrencilerimiz.
Ama onun öncesinde iktisat bölümüyle ilgili bir sorusu var. Oğuz Tekinbaş adlı aday öğrencinin. Daha önce evet, hocalarımız Abdullah Hocam soruyu biz de gördük. Haydar Hocam da cevaplamak istiyor zaten. Evet, hocam. Buyurun hocam. Oğuz arkadaşımız soruyu yazdı. Bu iş olanakları nedir ve Erasmus yapmak istersek anlaşmaları var mı diye. Elbette iş olanaklarımız çok geniş olduğundan bahsetmiştim. Ve Erasmus anlaşmalarımızın da hangi üniversiteler olduğunu da yansıya vermiştik. İsterseniz tekrar bir yansıya verebiliriz. Hem de öğrenci arkadaşlarımız rahat bir şekilde görebilir. Öncelikle iş olanaklarımızdan kısaca bir üzerinden tabii, geçelim. Tabii yani iş olanaklarımızın geniş bir yelpazede olduğunu tekrar söyleyelim. İşte Kadir arkadaşımız da işletme için söylediği şey bizim için de geçerli. Kamu ve özel sektörde kendi iş olanakları itibariyle de yani girişimci olarak da çok geniş bir yelpazede iş olanakları var. Kamuda, özel sektörde işte yansıda olduğu gibi Türkiye Büyük Meclisi'nde bakanlıklarda yani işte Ticaret Bakanlığı'nda, Maliye Bakanlığı, Maliye Hazine Bakanlığı gibi bakanlıklarda müfettiş, altta da görevli statülerde de çalışabilirsiniz. Sayıştay belediyelerde, üniversitelerde, mali müşavirlik ofislerinde, muhasebe ofislerinde çalışma olanakları, finansal kurumlarda, başta bankalar olmak üzere çalışabilirsiniz. İşte uzman yardımcısı, kaymakam, idare hakim, denetmen, kontrolör, mali müşavir, değerleme uzmanı, analist, müfettiş gibi statülerde de çalışmanız mümkün. Erasmus için ise yine tabloyu da görüleceği üzere yansıdık ki. Yansıtalım, evet. Toplam 13, evet, üniversite. Evet. 13 farklı ülkede ve 28 değişik üniversitede Erasmus yapma imkanınız var. Bu üniversiteleri çeşitli ülkelere göre görüyorsunuz. Dağılımları var. Litvanya'da, Macaristan'da, pardon, Çek Cumhuriyeti, İspanya'da, Portekiz, İtalya'da Erasmus programı kapsamında eğitim almanız mümkün. Evet, evet, teşekkür ediyoruz hocamıza. İşletme bölümüyle ilgili bir sorumuz var Kadir Hoca. Evet, evet. Oğuz merhaba öncelikle. Herhalde işletme bölümü deyince öğrencilerimizin en çok korktuğu sayısal ve sonrasında da istatistik gibi dersler. Şunu söylemek istiyorum. Evet, istatistik derslerimiz var ama genelde fakülte öğrencilerimiz birazcık sayısal zemine düşük geliyor. Bunun bir problemini yaşıyoruz aslında. Kendinizi sayısal anlamda güçlü hissediyorsanız bence programımızda bir problem çekmeyeceksiniz. Tabii bunun da birazcık nasıl diyelim altyapısını tekrar oluşturabilmek için işletme bölümü birinci sınıfta sosyal bilimler için matematik dersi aslında bizim liseden gelen eksikliklerimizi gidermeye yönelik bir ders olarak tüm yıl boyunca öğrencilerimize verilmeye çalışılıyor. Tabii işletme bölümü özellikle finans ve muhasebe gibi alanlarda da sayısal yöntemler gibi alanlarda da ciddi bir eğitim verdiği için veri işleme, rakamlara yakın olma, bunları sevme gibi bir yeteneği istiyor. Ama dediğim gibi hani bu öyle çok gözümüzü korkutacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben de işletme ve kadar matematik. Aslında şöyle, matematik lazım. Yani hemen hemen her alan için lazım sanıyorum ama özellikle hani ben işletme bölüm başkanı olarak işletme müfredatı açısından söylemek istiyorum. İşletme müfredatı tam bir eşit ağırlık programı. Finansı, muhasebesi ve bununla ilgili derslerimizde matematik bize gerektiği için yani bugün hesap yapamazsınız, hesapları tutturamazsınız ya da finansman oranlarını hesaplayamazsınız, mali tabloları analiz edemezsiniz. Ama bu yani bir alanın bilmesi gerektiği kadar bir matematik. Yoksa bir mühendislik gibi ikinci, üçüncü derece türevlerden bahsetmiyoruz burada. Ben aynı zamanda da bir mühendis olduğum için söylüyorum. Bu bilmemiz gerektiği kadar bir matematik ve olmadığı yerde de mutlaka biz dediğim gibi birinci sınıfta zaten sosyal bilimler için matematik dersiyle bizim için gerekli olan matematiği aslında tekrar öğretiyoruz. O yüzden ben öğrencimizin bu derslere yeteri kadar şey verirse bununla bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Bir sorumuz daha var sanıyorum. Evet, yan dal, çift ana dal kesinlikle. Biraz önce slide'da da gösterdiğim gibi sayfamıza da tekrar bakabilirsiniz. Üniversitemizdeki mühendislikler dahil birçok programla aslında yan dal ve çift ana dal programlarımız var. Ve bundan faydalanan da çok fazla öğrencimiz var. Bakıyorum şu anda son 5 yıl içerisinde 60'tan fazla öğrenci
üniversitemize vize gelmiş ve bu bir sürü mühendislik alanı ve bizden de giden var. Uluslararası ilişkilerde yapmış, istatistik ve bilgisayarda yapmış. Dolayısıyla bütün bu olanaklarımız mevcut. Öğrencimiz isterse çok rahatlıkla bundan faydalanabiliyor. Mezuniyet sonrası kariyer planlaması. Aslında öğrencilerimize biz kariyerle ilgili biraz önce söylediğim gibi iki temel rota var. Yani birincisi biz özel sektör mü yoksa kamu sektöründe mi çalışmak istiyoruz? Bir diğer tarafta da önemli olan gerçekten siz ikinci sınıfta işletme müfredatıyla karşılaştığınız zaman şunu göreceksiniz. Ben gerçekten muhasebe ve finansman alanında mı ilerlemeliyim? Yönetim, organizasyon, strateji, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi bir alana mı ilgi duyuyorum? Ve pazarlama ve üretim yönetimi, sayısal yöntemler gibi bir alana mı ilgi duyuyorum? Dolayısıyla birinci sınıf temel derslerden sonra ikinci sınıfta öğrencimiz bununla karşılaştığında aslında yavaş yavaş kendi kariyer planını da oluşturmaya başlıyor. Ve hocalar olarak bizler onlara yardımcı oluyoruz. Eğer muhasebe ve finansman alanında uzmanlaşmak istiyorsa ona göre seçmeli ders havuzundan ders seçebiliyor. Yönetim ve strateji alanında çalışmak istiyorsa ona göre bir alana dönüşebiliyor. Ya da işte pazarlama çok revaçta bir alan gerçekten bizim için. Üretim yönetimi ve sayısal yöntemler alanımız da var. Dolayısıyla öğrenci bir akademik danışmanlık hizmetimiz var ve bizim bölüm olarak her an kapımız açık zaten. İsteyen öğrencimiz istediği zaman gelip bize istediği soruyu sorabiliyor. Onlara yardımcı oluyoruz bir akademik danışmanlıkla birlikte. Onları gerçekten işletme ama bunun altındaki hangi alt disipline daha yatkın olduğunu, neler yapabileceği yolunda yönlendiriyoruz. Dediğim gibi her biri de hem kamuda hem de özel sektörde kendisine bir alan yaratabiliyor. Özellikle bu anlamda akademik danışmanlık süreci ve işletme bölümü öğrencilerimize yardımcı oluyor. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Burada Oğuz özelinde diğer aday öğrenciler için de çok kısa hemen iş olanakları ile ilgili. Evet, aslında birçok öğrenci bizlere bu ortamlar dışında da soru soruyor. Hatta şunu bile söylüyorum bazen mühendislik okumak yerine iktisadi idari bilimlerde bir bölümü özellikle iktisat birçok avantaja sahip. Özellikle arkadaşlara şunları tavsiye ediyorum. Merkez Bankası, TÜİK, Maliye, Sayıştay bunlar çok saygın kurumlar arkadaşlar. Hocamın da belirttiği gibi iyi bir planlama çerçevesinde özellikle bürokraside bu tür kurumlara iyi bir uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı buradan başlayarak giriş yapılırsa bu ciddi saygın bir meslek ve ciddi bir saygın kariyer anlamına gelecektir. Keza özel sektörde de öyle vergi departmanı, ekonomik araştırmalar departmanı ve bankalar bu anlamda size çok zengin pozisyonlar sunacaktır. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Şu an Merkez Bankası yönetimine baktığımız zaman başkan ve 3 yardımcı Boğaziçi Üniversitesi kökenli. İleride neden Karadeniz Teknik Üniversitesi iktisat kökenli olmasın diyerek tamamlayayım. Evet, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Başka bir soru gözükmüyor. Şimdi ben maliye bölümünü tanıtmak üzere sözü maliye bölüm başkanımız Mehmet Tunçak hocamıza vermek istiyorum. Evet hocam. Evet, sesim geliyor değil mi? Evet hocam, duyuyoruz. Evet, öğretim üyesi arkadaşlarıma selam ediyorum öncelikle. Sevgili aday öğrencilere de hoş geldin diyorum. Tabii burada bulunmamızla ilgili olarak siz aday öğrencilerimizin üniversitelerin değişik muhtemel bölümleri için en iyi tercihte bulunmanızı biliyorum. Bu çerçevede ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Ben fakültemizdeki diğer bölümlerin fakültedeki ortak imkanlara sahip olduğunu, bizim bölümümüzde bu çerçevede bu özelliğe sahip olduğunu aşağı yukarı söylemek istiyorum. Size yapacağım sunumda vereceğim bilgilerde özellikle maliye bölümünü diğer bölümlerden, fakültemizdeki diğer bölümlerden ayıran yönlerini, püf noktalarını vurgulamaya çalışacağım. İnşallah sizlere yardımcı olabilirim. Bu çerçevede öncelikle sizler için kısaca hazırlamış olduğum slaytı paylaşayım ve bu slayt üzerinden de bilgileri vurgulamaya çalışayım. Bu belirttiğim kapsam içerisinde. Ben üniversitede bulunmadığım için şu an itibariyle
internet bağlantısıyla ilgili hafif problemler olabilir. Onun için sizlerden anlayış bekliyorum. Evet, sunum yapan diğer arkadaşların, dekan arkadaşların söylediği gibi bölümümüz İktisat Fakültesi içerisinde, İBF içerisindeki bölümlerden biri. 1991 yılında kurulmuş bölümümüz. Birinci ve ikinci öğretim şeklinde vardı. Şimdi sadece birinci öğretim olarak devam ediyor. Fakültemizdeki ortak imkanlardan bölümümüzde, bütün bölümlerde hep birlikte yararlanmaktadır. Bizim bölüm, maliye bölümü ara bir bilim dalı olarak ifade edilebilir. Temel özelliği budur. Ne demek bu? Mutlaka farklı bölümler olduğuna göre her bölümlerin kendine özgü alanları vardır. Ve bu kendine özgü alanları içerisinde ağırlıklı olarak daha fazla ders alarak o yönde öğrencilerimiz ilerlemektedir. Maliye bölümünün de mutlaka kendine özgü dersleri vardır. Bunlar da burada gördüğünüz şekilde ana bilim dalları itibariyle incelenebilir. İşte maliye teorisi, mali iktisat, bütçe ve mali planlama ve mali hukuk şeklinde bunlarla ilgili derslerimiz var. Ara bir bilim dalı olarak maliye bölümünün nasıl bir özelliği karşımıza çıkmış oluyor? Şöyle bir özelliği olmuş oluyor. Bizim web sayfamızda maliye bölümünün ders planında da görebileceğiniz şekliyle derslerimizin dörtte biri maliye bölümüne özgü derslerdir. Geriye kalan dersler iktisat bölümüyle bağlantılı temel dersler, işletme bölümüyle bağlantılı temel dersler, yine kamu yönetimi siyaset bilimiyle bağlantılı dersler, aynı şekilde hukuk bilimiyle bağlantılı derslerdir. Demek ki dörtte biri bizim bölüme özgü dersler, dörtte üçü ise bu şekilde diğer bölümlere özgü derslerden oluşuyor. Böyle bir ara bir bilim dalı olarak bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim bölümden mezun olan öğrencilerin hem bizim bölümle ilgili alanlara kolaylıkla uyum sağlamalarını, orada başarılı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem de fakültemizde mezun olan her öğrencinin sahip olduğu bütün sınavlar içinde yeterli bir altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bölümümüzle ilgili mezun olduğunuzda işe girebileceğiniz alanlar, işte vergi müfettişi, özellikle Maliye ve Hazine Bakanlığı bünyesinde, yine GDR'si başkanlıklarıyla ilgili gelir uzman yardımcılığı, defterdarlık uzman yardımcılığı gibi bölümler, yine az önce İktisat Bölüm Başkanı Haydar Bey'in söylediği gibi, Haydar Hocamızın söylediği gibi, Umut Bey'in söylediği gibi, Merkez Bankası'nda, Türkiye İstatistik Kurumu'nda, değişik bakanlıklarda, değişik kurumlarda görev yapabilirsiniz. Demek ki bizim bölümümüzle ilgili alanlara hitap edecek şekilde mutlaka maliye bölümünün diğer bölümlerden bir üstünlüğü vardır. Aynı şekilde o bölümlerden mezun olanların, bütün fakültemizde mezun olan öğrencilerin başvuracağı sınavlarla ilgili de size yeterli bir imkan sunmaya çalışıyoruz. Ders dağılımında, ders planındaki farklı dersleri de bünyemizde yoğun şekilde bulundurarak. Burada mezun olduğunuzda diğer arkadaşların da söylediği gibi farklı iş imkanları da vardır. Biz ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine mutlaka yoğun şekilde hitap ediyoruz ama diğer alanlarla ilgili olarak da ders planımızı mümkün olduğu kadar geniş diğer bölümlerden dersler alarak oluşturduğumuz için orada da bu imkanlara sahip olabilirsiniz. Demek ki diğer bölümlerin dersleriyle ilgili de müfredatımız oldukça yeterli ve dengeli bir düzeyde oluşmuş olmaktadır. Bu dediğimiz bilgileri hem bizden hem de değişik ortamlarda iş sınavlarına başvuran öğrencilerin paylaşımlarından da edinebilirsiniz. Bizim maliye bölümü de o paylaşımlara uygun bir içeriliğe, yeterliliğe sahiptir. Evet, bölümümüzde bölüm başkanı olarak ben görev yapıyorum şu an itibariyle. Bölüm başkan yardımcımız da Nagihan Birinci'dir. Doçent Doktor Nagihan Birinci. 7 tane öğretim üyemiz var. 5'i profesör, biri doçent ve biri de doktor öğretim üyesi olacak şekilde. Aynı şekilde eşit düzeyde de araştırma görevlisine sahibiz. Burada baktığımız zaman belki fakülteyi birlikte karşılaştırma, değerlendirme yaptığınız zaman şunu görürsünüz. Maliye bölümündeki öğretim üyelerinin sayısı diğer bölümlerden daha azdır. Neden böyledir? Bunun nedeni az önce söylediğim maliye biliminin ara bir bilim dalı
olmasıyla bağlantılıdır. Mutlaka öğretim üyesi sayımızı da artırmaya çalışacağız. Ama Türkiye'deki diğer üniversitelerdeki maliye bölümlerine de baktığınızda aynı özelliği görebilirsiniz. Ara bir bilim dalı olarak bu düzeyde az öğretim üyesiyle dersleri yürütmeniz zor mudur, kolay mıdır? Bunu sağlıyoruz. Bu açıdan şöyle bir özelliğimiz var. Bölümümüzdeki derslerin 1/4'ü fakültemizdeki diğer bölümlerden gelen hocalarımızla yürüttüğümüz derslerdir. İktisat bölümü, işletme bölümü, kamu yönetimi bölümü, çalışma ekonomisi bölümü, yine hukuk fakültesinden gelen hocalarımız bu konularda bizlere yardımcı oluyor. Onun için bu hocalarımız da bizim bölümümüzün doğal üyeleridir. Her fırsatta kendilerine bize sundukları hizmet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Evet, maliye bölümünün özelliği böyle. Daha ayrıntılı bilgileri kendi araştırmalarınız, kendi dikkatiniz çerçevesinde yapın mutlaka. Oldukça yeterli düzeyde yine zaman zaman geliştirdiğimiz maliye bölümümüzün web sayfası var. Ben şimdilik sizin yapacağınız tercihle ilgili olarak doğru tercihte bulunmanızı ve doğru sonucu almanızı dileyerek bölümümüzle ilgili verdiğim bilgilere ara veriyorum. Soracağınız sorular olursa mutlaka sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Buradayım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Size yöneltilen bir soru var sohbet kısmında. Hocam, bölümde hangi dersler özellikle önemli ve vurgulanmaktadır şeklinde? Evet, demin söylediğim çerçevede maliye bölümüne özgü derslerimiz var. Kamu maliyesi, maliye politikası, devlet bütçesi, yerel yönetimler maliyesi, kamu ekonomisi şeklindeki dersler. Bunun dışında iktisatla ilgili temel dersler bölümümüzde hem zorunlu hem de seçmeli olarak yeterli düzeyde vardır. İktisada giriş, mikro iktisat, makro iktisat, makro iktisat okulları, para politikası şeklinde dersler. Yine işletme bölümünden öğrencilerimize sunulan dersler vardır. İşte muhasebe dersleri vardır. İşletme bilimine giriş dersleri vardır. Belki program güncellemeleriyle onlarla ilgili daha iyileştirmeler de yapabiliriz. Yine kamu yönetiminden aldığımız siyaset bilimi, genel anlamda kamu yönetimi dersi, hukuk dersleri, hukuk fakültesinden veya kamu yönetimindeki arkadaşlardan ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku gibi dersler, anayasa hukuku gibi dersler yer almaktadır. Tabii şunu söylemek lazım, sadece bizim bölümle ilgili olarak değil, diğer bölümdeki hocalarımız da mutlaka bu konuyu benim söylediğim şekilde paylaşırlar, onaylarlar. Öğrencilerimiz bir bölüme geldi diye o bölümün müfredatındaki dersleri sadece alma imkanına sahip değillerdir. Onları zorunlu olarak alacaklardır ama isteğe bağlı olarak ve herhangi bir geçme kalma endişesi olmadan ileride eğilim gösterecekleri alanları dikkate alarak kendileri için gerekli olan dersleri diğer bölümlerden alabilirler. Eğer kendi bölümlerinde bu dersler yoksa, yeterli derinlikte bulunmuyorsa, bu da iyi bir şeydir. Neden? Çünkü insan böyle zorla bir dersi, bir konuyu öğrenmeye çalıştığında bunu belki işte zoraki yapmış olur, geçmek için yapmış olur. Ama kendi planlamasını yaparak, kendi isteği çerçevesinde bir şeyi öğrenmeye çalıştığı zaman bu daha verimli olur. Demek ki bu konuda bütün hocalarımız derslerini fakültemizdeki bütün öğrencileri açmaktadır. Biz de kendi eğitim dönemimizde böyle bölümümüzde olmayan bazı dersleri farklı bölümlere girerek öğrenmeye çalışırdık. Ama o dönemin koşulları içinde hocalar buna izin vermeyebilirdi. Demek ki bu tür imkanlar da vardır. Evet, inşallah yardımcı olmuşumdur. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir öğrencimiz şöyle bir soru sormuş. Fakültedeki bütün bölüm mezunları kaymakamlık vesaire sınavlarına girebiliyor mu? Evet, kaymakamlık sınavlarına bütün bölüm mezunları girebilirler. Tabii kaymakamlık sınavında hangi konulardan ne kadar soru sorulacağı, kaç sayıda soru sorulacağı zaten bellidir, yayınlanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz, kayıt yapan öğrencilerimiz ilgili bölümden o dersleri alabilirler ya da Mehmet hocamızın bahsettiği gibi ilgili bölümde o ders yoksa başka bir bölümden o dersleri alabilirler çeşitli şekillerde. Bu şekilde ifade edelim. Oturum kaydı yayınlanacak mı diye bir soru var. Bunun hakkında tam bilgi sahibi değilim ama yanılmıyorsam yayınlanacaktır. Evet, şimdi sözü Uluslararası İlişkiler
bölümü adına bölüm başkanı Özgür Tüfekçi hocamıza bırakmak istiyorum. Abdullah hocam teşekkür ederim. Aday öğrencilerimize de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Süreçleri zor. Tabii kolay gelsin demekten başka bir çare kalmıyor ama biz de bu süreci kolaylaştırmak için bu sunumlarla, bu bilgilendirmeyle onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Ben o zaman şöyle devam edeyim. Sonuçta İktisadi İdareler Fakültesi bölümleri genel olarak birbirlerini tamamlayıcı bölümler. Ve öğrencilerine vizyon kazandırarak meslek hayatına atılmayı sağlıyorlar. Bu noktada Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak farklılaşma hususuna değindiğimizde bizim özellikle ayırt edici kısmımız daha çok bir dünya vatandaşı olabilmek, dünyayı ve uluslararası sistemi daha farklı bir gözle yorumlayabilmek adına gerçekleşiyor. Bu noktada bizim bölüm olarak en güçlü yanlarımızdan bir tanesi öğretim üyesi kadromuzun ki bu 26 kişiden oluşan bir kadro. Bunun 12 öğretim üyemiz yurt dışında eğitim almış durumdalar ve bu edindikleri tecrübelerle öğrencilerine çok daha efektif bir vizyon sağlayabiliyorlar. Ayrıca tüm bölümlerimizin de vurgu yaptığı, benim de oraya vurgu yapmam gerekiyor. Erasmus olanakları, bu Avrupa Birliği üyesi devletler ve Avrupa Birliği'nin çevresindeki aday ülkeler noktasında bizlere sunulan çok önemli bir avantaj. Ve biz bu avantajı sonuna kadar efektif, verimli kullanmak adına bölüm olarak da ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Şu anda bölüm bazlı olarak baktığımız zaman 10 farklı ülkede yaklaşık 12 üniversiteyle anlaşmamız var. Ve bu üniversiteler kapsamında yıllık olarak biz 30'un üzerinde öğrencimizi yurt dışında eğitim almaya gönderiyoruz. Bu eğitimler bazen dönem bazlı, bazen yani güz, bahar ayrı ayrı olabiliyor, bazen güz, bahar birleşik şekilde oluyor. Ve ayrıyeten bir de Erasmus'ta staj imkanı vardır ki staj imkanında üniversitenizin, bölümünüzün hangi üniversiteyle, Avrupa'daki hangi üniversiteyle veya hangi ülkeyle anlaşması olduğu önemli değildir. O noktada herhangi bir ülkede, herhangi bir birimde staj yapabilirsiniz. Böyle bakınca da Avrupa'daki 27 ülkenin hepsi size açık oluyor. Bu noktada bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdareler Fakültesi Uluslararası İşler Bölümü olarak en ayırt edici, hatta bunu şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki birçok uluslararası işler bölümüyle karşılaştırdığınız zaman çok çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Dediğim gibi her sene 30'un üzerinde öğrenciyi biz yurt dışına gönderebiliyoruz. Bu noktalardan baktığımız zaman en büyük katkısı vizyon elde etmek. Sonuçta en nihayetinde İBF'yi seçecek öğrencilerin hepsinin mezun olunca iş olanakları aslında kendi vizyonlarının ne kadar genişlediğiyle alakalıdır. Buradaki eğitim süresince ne yaptığınızla alakalıdır. Hatta bazı noktalarda aldığınız dersler bile geri planda kalır. Yani aldığınız derslerin isimleri fark etmez ama o süreçte eğitim hayatınız süresince yaptığınız sosyal faaliyetler sizin mezun olduğunuzda nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı belirler. Buna daha çok önem vermeye çalışıyoruz. Bölümümüzün iki tane kulübü var. Uluslararası İşler Kulübü ve Avrupa Birliği Kulübü. Bu kulüpler oldukça aktifler ve bu aktiviteleriyle beraber aslında hani bizim bir söylemimiz vardır ve bu da herkes tarafından benimsenmiştir. Yani coğrafya kaderdir diye. Bu kader noktasında bazı avantaj ve dezavantajlar sayılabilir ama Trabzon'un lokasyon noktasında bir dezavantajı olduğunu düşünenler için şunu söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada bu online fırsatların da ve iletişim araçlarının gelişmesiyle coğrafyanın dezavantaj yaratan kısımları elimine edilmiş durumda. Hem bir şöyle bir durum var. Mesela biz bu coğrafya ile ilgili sıkıntıyla gidermek için özellikle bölüm olarak hem uluslararası bir kongremizde mevcut, bunu her sene gerçekleştiriyoruz. Bu sene 6.sını da yapacağız. Mesela örnek olarak şunu söyleyeyim. Eğer öğrencimiz
akademi camiasında ki hocalarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyorsa, biz bu hocaları her sene Ekim ayında Trabzon'a getiriyoruz. Mesela şu anda 18 Ekim 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceğimiz kongrede 200'e yakın uluslararası işler, siyaset bilimi ve uluslararası işler akademisyenini ve akademisyen adayını Trabzon'da toplayacağız. Bu çok önemli bir unsur. Hocalarla tanışmak için, iletişime geçmek için, birçok öğrencimiz için her akşam televizyonda gördüğü hocaları, bu programlarda gördüğü hocalara Ekim ayında Trabzon'da erişebilir, onlarla sohbet edebilir. Bu noktada dediğim gibi o öğrencilerimize vizyonu sağlamak adına mesafeleri ortadan kaldırmak için faaliyetler düzenliyoruz, çabalar sarf ediyoruz. Umarım sizler de tercihlerinizi yaptığınız zaman sizlerle beraber güzel etkinlikler, faaliyetler gerçekleştireceğiz. Sizleri hayata hazırlamak için elimizden gelen her şeyi sizlere sunmaya çalışacağız diye toparlayayım hocam. Soru olursa devamında yardımcı olmaya çalışırım. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir öğrencimiz hangi bölümlerde master ve doktora var diye sormuş. Bütün bölümlerimizde master imkanımız bulunmaktadır. Yüksek lisans tezi, yüksek lisans imkanımız bulunmaktadır. Doktora da iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, Türkçe bölümü ve ekonometri bölümünde doktora imkanı bulunmaktadır. O bölüm temsilcilerimiz eğer bir yanlışım varsa ifade edebilirler hatırladığım kadarıyla. Evet, uluslararası ilişkiler dersleri nelerdir diye bir soru gelmiş hocam, Özgür hocam. Öğrenci arkadaşımıza şöyle söyleyelim. Şimdi, bu dersleri tek tek burada saymak çok doğru olmaz ama bölümlerimizin hepsinin web sitelerinde derslerin neler olduğuna ulaşabilirsiniz. Orada sayfalarımızda bunlar mevcut. Ama bizim çoğunlukla derslerimiz hukuk ve diyelim ki şey, sosyoloji, tarih ve benzeri destekli derslerle beraber daha çok uluslararası gündemi, uluslararası sistemi analiz etmeyi destekleyecek derslerimiz var. Ama dediğim gibi detaylı olarak bunlara ulaşmak istiyorsanız katoedit.tr/uls web sayfasından derslere bakabilirsiniz. Size yöneltilen bir soru daha var hocam sohbet kısmında. Şöyle hocam, Türkçe ve İngilizce olarak en büyük farkı avantajı ve dezavantajı nelerdir? Fark eğitim dilidir ve şu kesindir ki, tabii bu noktada akademide bir tartışma vardır tabii. Türkiye'de eğitim dili İngilizce mi Türkçe mi olma noktasında ama ben o noktada o tartışma içerisinde uluslararası işler okunacaksa İngilizce okunmalıdır kısmındayım. Bu bağlamda en büyük fark zaten %100 İngilizce olması ve iki bölümümüzün zaten zorunlu olarak hazırlık sınıfları var. Eğer okuyabiliyorsanız uluslararası ilişkileri İngilizce okumanız gerekir ki biz %30 İngilizce programdaki öğrencilerimize de ama onlara da her zaman telkinimiz bu uluslararası sistemi yani Türkçe haricinde o sistemin lingua francası dediğimiz ana dili olarak İngilizce ile okumaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Ve süreçte zaten yanına da birkaç farklı dil eklemeleri gerektiğini söylüyoruz. Uluslararası işlerin dezavantajı olarak, bölüm başına olarak dezavantajı vardır demek istemem açıkçası. O yüzden bu noktada bunu es geçiyorum. Bölümü okumanın bu iki bölümünde herhangi bir dezavantajı yoktur. Dediğim gibi şu var tabii, dilden eğer hani buradaki vurgu tabii bazen şu olabiliyor, öğrenciler dilden çekilerek bölümü seçmeye çalışıyorlar. Eğer dilden çekilme gibi bir durumunuz varsa, böyle bir çekinceniz varsa bana sorarsanız uluslararası işler bölümünü değil de başka bir bölümü seçmeniz daha iyi olur. Bir soru daha var hocam yöneltilen. Şu anda uluslararası arenada biliyorsunuz yerleşik güçler vardır, yükselen güçler vardır. Bu yerleşik ve yükselen güçlerin birbirleriyle bir çatışması veya rekabeti gibi durum söz konusu. Yerleşik güçlerin genel olarak benimsediği ana dil İngilizcedir. Yükselen güçlerin buraya katmaya çalıştığı yeni diller tabii mevcuttur. Bu noktada biz yükselen bir güç olarak Çin'i, Rusya'yı görüyoruz. Ve tabii onlarla beraber de Brezilya bir dönem vardı ama şu anda o kadar etkili değil. Böyle baktığımızda eğer sistemi yükselen güçler üzerinden okumak isterseniz Çince ve Rusça
önemlidir ve ileriki yıllarda da bu önemini korumaya devam edecek gibi gözüküyor. Ama tabii bir de İngilizce'den daha önce lingua franca olan Fransızcayı da belki öğrenmek daha kıymetli olacaktır. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi kamu yönetimi bölümünün tanıtımını yapmak üzere Sayın Hocamız, Bölüm Başkan Yardımcısı Pınar Aydoğan Hocamıza sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, sesim geliyordur. Evet, geliyor hocam. Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım, çok değerli aday öğrenci arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben kamu yönetimi bölüm başkan yardımcısı Pınar Aydoğan. Şimdi küçük bir slaytım var. Hocalarım kampüsün, fakültenin olanaklarından bahsettiler. Olumlu, olumsuz taraflarından bahsettiler. Ben daha sadeleştirip bahsedilmeyen yerlerden bahsetmek isterim. Önce bölüm hakkında birkaç ufak bilgi vereyim. Bölümümüz 1 Nisan 1992 yılında kuruluyor. İlk öğrencilerin 2000-2001 yılında alıp ilk mezunların 2004 yılında vermiştir. Burada hemen küçük bir bilgi vereyim. İlk mezunların ilk öğrencisi ve ilk mezunuyum ben kamu yönetimi bölümünün. Abdullah hocam da aynı şerefe layık diyelim. Biz ilk mezunlarıyız, ilk öğrencileriyiz. Şu an bölümümüzde 590 öğrencimiz var. Bugüne kadar verdiğimiz mezun sayımız da 2012. Bölümümüzün 2022 YKS sonuçlarına göre 373 taban puan 277 ile öğrenci alıyor. 110 kontenjanımız vardı. Bunu da fazlasıyla aşarak %100 dolan, tercih edilen bir bölüm olarak ön plana çıkıyoruz. Bölümümüzün kısacası amacını da ifade edeyim. Bölümümüzün temel amacı yerel, ulusal, uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, idari, sosyal, ekonomik değişimleri öğrencilerin anlamasına, anlamlandırmasına yardımcı olmak için ülkenin hem kamu ve özel sektör için, modern yönetim ihtiyacı için temel bilgileri öğrencilere verebilmek, nitelikli yöneticiler yetiştirebilmek alanında bir araştırma yapma, eğitim verme olanağı sunuyor bölümümüz. Yine bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili onları çözmeye yönelmiş, ulusal evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmekte bölümümüzün öncelikli amaçları içinde yer alıyor. Bölümümüzde 4 temel ana bilim dalı var. Siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri. Bölüm derslerimizin içeriklerini oluşturan temel başlıklar, siyaset ve sosyal bilim alanındaki birçok konu, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet, iktidar, rejimler, anayasa, hukuk, iktisat gibi birçok alanı içinde barındıran bir müfredatımız var, ders programımız var. Mezunların kazandıkları ünvan ve yaptıkları işlere bakacak olursak, bir kere kamu yönetimi bölümü ülkenin en geniş iş alanına sahip bölümlerinden. Üniversitenin bu bölümünü, kamu yönetimi bölümünü bitirenler kamu yöneticisi ünvanıyla mezun oluyorlar. Ve iş hayatındaki pozisyonlarına göre de kaymakam, müfettiş, yönetici olarak kariyerlerine devam ediyorlar. Yine kamu kuruluşları özel sektörde, üçüncü sektör olarak adlandırdığımız dernekler, vakıflar gibi merkezlerde de uzmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında yer alabiliyorlar. Yine detaylandıracak olursak Sayıştay denetçisi, idari yargı hakimi, bakanlıklarda genel müdürlükler, üst kadro dediğimiz, A tip kadro dediğimiz pozisyonlarda görev alabiliyorlar. Hesap uzmanı, denetmen uzman, iç denetçi gibi dediğimiz gibi iş alanı oldukça geniş kamu yönetimi bölümünün. Yine akademik idari personel olarak da çalışabilirler üniversitelerde. KPSS B grubundan da memur olarak da çeşitli kamu kurumlarında görev alabilirler.
Bölüm yönetimimiz, bölüm başkanımız Doçent Doktor Hüseyin Bal. Bir diğer yardımcımız bendeniz. Diğer arkadaşımız Doçent Doktor Gülmenek Doğanay. Akademik personelimiz 4 tane profesör hocamız var. Abdülkadir Topal, Çağatay Okutan, Atilla Doğan, Hüseyin Sadoğlu. Alanlarına ilişkin bilgiyi öğrenci arkadaşlarımız sitemizden detaylı bilgi olarak alabilirler. 5 tane doçent öğretim üyemiz var. Hüseyin Bal hocamız, Yunus Bilgili, Gülmelek Doğanay, Suna Savaş, Ersavaş Kavanoz ve Abdullah Uzun hocalarımız. Yine 4 tane doktor öğretim üyemiz var. 2 tane doktoral olmak üzere 6 tane araştırma görevlisi arkadaşımız mevcut. Kadromuz. Eğitim süresi, ders kredileri, bunlar da genel bilgi olarak görebiliriz. İkinci ve üçüncü sınıftan sonra, ikinci sınıftan sonra seçmeli derslerle devam ediyor eğitim süreci. Bunlara değinildiği için ekstra söylemiyorum. Değişim programları, Farabi, Mevlana, Erasmus olanakları var öğrencilerimizin. Yine değişim programlarıyla anlaşmalı olan ülkeler görebiliriz. Portekiz, Fransa, Polonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya. Yan dal, çift dal olanakları var. Demin konuşmuştuk. Fakültemizde köklü bir kulüp kültürü var. Bunlardan biri de daha yeni olmakla beraber kamu yönetim kulübü. Burada da öğrencilere kişisel gelişim, eğitim, konferans, bilgilendirici, aidiyet hissi yaratan bir kulüp ortamında söz konusu. Son olarak şu an 2 tane mezunumuz kaymakamlık görevindeler. Yine bu kaymakamlık sürecinde olan 2 öğrencimiz var. Bölüm olarak kaymakamlık sınavlarında ve üst A tip kadrolarda hızlı bir tırmanışta görünüyor bölümümüz. Hepinize seçimlerinizde başarılar dilerim sevgili öğrenciler. Teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şu an herhangi bir soru görünmüyor. Soru geldiği takdirde hocamıza yönelteceğiz. Evet, ben şimdi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü tanıtımını yapmak üzere sözü bölüm başkan yardımcısı Mustafa Şen hocamıza bırakmak istiyorum. Evet hocam, buyurun. Merhabalar sayın dekanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenci adayları. Ben çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölüm başkan yardımcısı doktor öğretim üyesi Mustafa Şen. Bir slaytımız var, kısa bir slaytımız. Şuradan paylaşımı hemen yapmaya çalışayım. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü çalışma hayatını sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleriyle birlikte analiz ederek sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi alanlarda öğrencilerine eğitim ve öğretim sunmakta. Ve baktığımızda özellikle birçok alanı içinde barındıran disiplinler arası bir bilim dalı olarak belirtebiliriz. Hocam bölüm... F5 yapabilir miyiz? F5 slide'ı büyütebilir miyiz? Şöyle nasıl? Evet, harika hocam. Devam edin. Bölümümüzün amacına baktığımızda çalışma yaşamını çok yönlü bir şekilde ele alarak öğrencilere kapsamlı bir, özellikle çalışma yaşamı ile ilgili, çalışma yaşamı sorunları ile ilgili bir perspektif kazandırmaktadır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve Değerli Bilimler Fakültesi'nde yer alan bir bölüm ve fakültenin seçkin disiplinlerden bir tanesi olarak yer almaktadır. Bölümümüz az önce Abdullah Hocamızın da belirtmiş olduğu gibi sunumda 1994 yılından bu yana öğrenci yetiştirmekte. Eğitim süresi 4 yıl olan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünün temel amacı teoride ve uygulamada gereksinim duyulabilecek bilgi birikimine sahip çalışma hayatına uzman ve profesyoneller yetiştirmektir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü bünyesinde aktif olarak yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ekonomisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere toplamda 4 tane ana bilim dalı bulunmakta. Bölümün lisans dersleri bu ana bilim dalları dahilinde açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Baktığımızda özellikle daha çok alan, bölüm
alan dersleri olarak işte çalışma ekonomisi, sosyal politika, endüstri ilişkileri, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, çalışma sosyolojisi, çalışma psikolojisi, istihdam işsizlik, gelir dağılımı, çalışma ilişkileri gibi alan derslerimizin yanında diye özellikle sosyoloji, sosyal psikoloji, iktisada giriş, mikro makro iktisat, işletme bilimine giriş, muhasebe dersleri gibi derslerimizde müfredatımızda bulunmakta. Yine bu özellikle alan derslerimiz 3 tip kadromuza baktığımızda 3 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinin oluşan 10 kişilik bir akademik kadromuz bulunmakta. Neden bu bölümü seçmeliyim? Tabii burada baktığımızda özellikle bölümümüz kapsamında çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri bölümü yaşamın akademik bir yansımasıdır. Gerek çalışma yaşamında gerek sosyal yaşamda birçok güncel sorunlarla yakından ilgilenmekte. Özellikle çalışma yaşamı içerisinde işçi ve işveren sorunların ele alınması ve bunların çözümüne yönelik değerlendirmede bulunma kapsamında çalışma yaşamıyla yakından ilgilenen bir bölüm olarak belirtebiliriz çalışma ekonomisi bölümünü. Ve bu nedenle dinamik, keyifli ve çalışma yaşamında yakından ilgilenen gerçekçi bir disiplin olarak belirtebiliriz. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çok disiplinli bir alan olduğunu daha önceden de belirtmiştim. Hukuk, psikoloji, sosyoloji, iktisat gibi birçok disiplin içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu bölümde öğrencilerin kariyerlerinde uzmanlaşabileceği birden fazla alan bulunmakta ve bu doğrultuda çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğrencileri birden fazla kariyer imkanı da sunmaktadır. Derslerimizi az önce belirtmiştim. Burayı geçiyorum. Yine tabii yan dal, çift ana dal, staj, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarından Abdullah hocamız fakülte genelinde bahsetmişti ve bunlar bizim bölümümüzde de aynı şekilde yer almakta ve bu imkanlardan faydalanabilmektedir öğrenciler. Yine fakülte bünyesinde özellikle çeşitli diğer bölümlerimizin kulüpler imkanında çeşitli faaliyetlerden faydalanmakta öğrenciler. Yine üniversite bünyesinde kurulu olan öğrenci kulüpleri, 76 tane öğrenci kulübü bulunmakta ve bunların hepsinde yararlanabilmektedir öğrenciler. Bunun haricinde özellikle kampüste ve sosyal tesislerimizde öğrencilerin faydalanabilecekleri futbol, voleybol, basketbol sahaları, tenis kortları, sağlıklı yaşa tesisleri, yüzme havuzu, kantin, kafeterya bulunmakta. Bunlardan genel olarak bahsedilmişti. Bunları geçiyorum. Mezunlarımız nerelerde, çalışma yaşamı içerisinde nerelerde iş imkanı bulmaktadır? Tabii bunu özel ve kamu sektörü olarak ayırdığımızda, özel sektörde özellikle şirketlerin insan kaynakları, muhasebe, idari işler, halkla ilişkiler departmanlarında, denetleme firmalarında, sendika ve konfederasyonlarda, çalışma hayatıyla ilişkili ulusal ve uluslararası örgüt ve kuruluşlarda, işte finans, özellikle finans kuruluşlarında, uzman yardımcısı ve yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilmektedirler. Yine kamu sektörüne baktığımızda özellikle kamu personel seçme sınavı ile gerçekleştirilen sınav ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda, işte Türkiye İstatistik Kurumu olsun, yine İŞKUR olsun, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, uzman ve uzman yardımcısı unvanıyla göreve başlayabilmektedirler. Aynı zamanda mezunlarımız ilgili sınav ve mülakatlarda başarılı olarak kaymakamlık ve idari hakimlik mesleğinde icra edebilmektedirler. Yine akademide baktığımızda akademik kariyere ilgi duyan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra üniversiteler tarafından kabul gören not ortalaması, işte ALES puanı, yabancı dil puanı ile lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler. Bu sayede yalnızca çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde değil, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ilgili bölümlerde ya da meslek yüksek okullarında akademisyen olarak kariyerlerine de devam edebilmektedirler. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan arkadaşlar varsa bunları cevaplayabilirim. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz.
Bir soru, kamu yönetim bölümünde isteğe bağlı hazırlık var mı diye bir soru var. Evet, kamu yönetim bölümümüzde isteyen öğrenciler hazırlık okuyabilirler. Zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Bir başka soru, yine kamu yönetim bölümünün diğer bölümlerden en ayırt edici özelliği nedir şeklinde bir soru var. Evet Pınar Hocam, siz ne dersiniz? Şöyle belki cevaplayabiliriz. Bir kere hem genç hem tecrübeli bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var. Anadolu'da kurulan köklü kamu yönetim bölümü için köklü bir tarihi olduğu söylenebilir. Hani İstanbul'u ve Ankara'yı dışarı tutarsak. Bir de derslerin dağılımı konusunda belki daha öncü bir rol oynayabilir, daha ayırt edici. Çünkü hukuk derslerinin ağırlığı oldukça fazla. İktisat dersleri de var. Yani siyasal, sosyal, ekonomik ve hukuki konuların bir sentezine ulaşılabiliyor. Ders müfredatı oldukça bu anlamda güçlü kamu yönetiminin. Belki ders müfredatı olarak ayırt edici yönünün daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hukuk alanındaki güçlü donanımıyla. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocam bir soru var size yöneltilen. Bakıyorum hocam. Çift Anadal programı ile TC devrimi bölümler hangileridir? İBF yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çift Anadal kapsamında diğer bölümlerle yanlış bilmiyorsam çift anadal yapabilmekte. Onun haricinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Sağlık Yönetimi bölümünde yine çift anadal programı yapılabilmekte. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, işletme bölümünde yanılmıyorsam. İşletme bölümü hariç değil mi? Evet, işletme bölümü hariç diğer bölümlerde çift anadal yapılmakta. Evet, teşekkür ediyoruz hocamıza. Şimdi ekonometri bölümünü tanıtımını yapmak üzere Zehra Apte hocamıza, bölüm başkanı Zehra Apte hocamıza sözü vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum Abdullah hocam. Ben de sevgili aday öğrencilerimize tanıtım toplantımıza hoş geldiniz diyerek kısa bir sunum göstermek istiyorum. Öncelikle ekonometri nedir onunla başlayalım isterseniz. Ekonometri, matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak iktisadi olguların analizine odaklanan bir sosyal bilim olarak tanımlanabilir. Özellikle matematik, istatistik ve bilgisayar bilimleri aracılığıyla iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalı olarak bilinir ekonometri. Müfredatımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ekonometri bölümüne gelen öğrenciler hangi derslerle karşılaşıyor? Özellikle az önce öğrencilerimizin sormuş olduğu sorularda endişeyle istatistik dersine odaklandıklarını gördük. Bizim bölümümüzde özellikle istatistik, ekonometri, matematik ağırlıklı derslerin olduğunu ifade edelim. Yöneylem araştırması, mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, işletme ve üretim ve az da olsa hukuk derslerine ekonometri bölümü öğrencilerinin girdiğini görüyoruz. Özellikle burada birinci ve ikinci sınıflarda daha çok iktisadi derslere, işletme derslerine ağırlık verildiğini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda yoğun olarak bölüm derslerine odaklanıldığını görüyoruz programımızda. Özellikle 3 ve 4'te uygulamalı derslerimiz ağırlıklı ve bu uygulamalı derslerde istatistik, yöneylem araştırması ve ekonometriye yönelik uygulamalı derslerimizi görüyoruz. Uygulamalı derslerde çeşitli programlar öğretiyoruz öğrencilerimize. Örneğin R programı, EBÜS programı, ekonometride uygulamalı, bilgisayar uygulamaları dersinde karşılaştığımız programlar, SPSS programı, istatistikte bilgisayar uygulamaları dersinde verilen program, STATA programı da nispeten yine ekonometri ve istatistikte öğrencilere gösteriliyor. Lingo ve Excel programları ile yöneylem araştırmasında bilgisayar uygulamaları dersini yürütüyor öğretim üyelerimiz. Bu programlar bizim bölümün en önemli ayrıcalığı aslında. Sunumda da gördüğünüz gibi arka planda görmüş olduğunuz
Bilgisayar laboratuvarında derslerimiz, uygulamalı derslerimiz yürütülüyor. Bilgisayar laboratuvarında verilen bu dersler sayısaldan endişe duyan öğrenciler açısından son derece basit ve eğlenceli bir formda karşılarına geliyor. Ve dolayısıyla özellikle son sınıfta öğrenciler çok daha rahat bir biçimde ve eğlenceli bir biçimde bölümü bitirebiliyorlar. Son sınıflarda öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde özellikle son sınıf programına geldiğimizde ekonometri bölümü öğrencisi olduğumuzu, diğer programlardan farklılığımızı anladığımızı, anladıkları şeklinde bize bilgi verdiler. İç olanaklarına bakmamız gerekirse özellikle kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde uygulamaya dönük alanlarda istihdam edildiklerini görüyoruz. İBF'deki diğer bölümlere benzer şekilde Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul, tüm bankalar, sigorta ve araştırma şirketlerinde mezunlarımızın çalışabildiğini görüyoruz. Ben tüm aday öğrencilerimize tercihlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Şu an ekonometri bölümüyle ilgili bir soru yok. ÇEKO bölümüyle ilgili bir soru geldi. ÇEKO mezunu iş olanakları nelerdir? ÇEKO mezunun böyle bir soru var hocam. Mustafa hocam. Mikrofonunuz kapalı hocam. Şu an geliyor değil mi sesim hocam? Evet, evet hocam. Bunu az önce sunumda da belirtmiştim. Özellikle kamu ve özel olarak ikiye ayırdığımızda özel sektörde şirketlerde insan kaynakları departmanı olsun, muhasebe, idari işler, hakla işler departmanı olsun. Bunlara da iş imkanları mevcut. Yine sendikalar, işçi ve işveren sendikalar olsun, konfederasyonlarında olsun iş kuruluşları ve çalışma hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası örgüt ve kuruluşlarda çeşitli departmanlarda uzman yardımcısı, yönetici pozisyonlarında istihdam imkanı bulunmakta. Kamu tarafına baktığımızda ise tabii KPSS ile gerçekleşen sınav ve ardından yapılacak mülakatlarda başarılı olan mezunlar özellikle işte çeşitli kamu kuruluşlarında başta bakanlıklar olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olsun bu gibi ilgili bakanlıklarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı gibi unvanlarda göreve başlayabilmektedirler. Ayrıca yine İBF'deki diğer bölümlerinde bölümlerde de sunulan imkanlar kapsamında kaymakamlık ve idari hakimlik sınavlarına da girme fırsatları bulunmakta. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Kamu yönetiminde çift anadal seçenekleri nelerdir? Fakülte bünyesinde iktisat ve işletmede çift anadal yapabilir kamu yönetimi bölümü mezun öğrencileri. Onu ifade edelim. Bunun dışında var mıdır Pınar hocam? Başka bir fakültede, başka bir programda? Yok. Çift evet. Anadal olarak işletme ve iktisat geçerli. Evet. Evet, ekonometri ile ilgili bir soru yok. Evet, şimdi sözü son olarak yönetim bilişim sistemleri bölümünün tanıtımını yapmak üzere bölüm başkanı Ekrem Bahçe Kapılı hocaya bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar Sayın Dekanım, değerli fakültemizin öğretim elemanları ve aday öğrenci arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüz fakültemizin en genç bölümü. 2017 yılında ilk öğrencilerimizi aldık ve 3 mezun verdik. Birazdan daha detaylı teknik olarak araştırma yönetimimiz Beyza hocamız bir sunum yapacak ama ben genel olarak böyle en çok sorulan akıllardaki sorularla başlamak istiyorum. Günümüzde dijital dönüşüm çok her alanda yaygınlaştı. Özellikle işletmeler, girişimler, kamu kurumları, özellikle büyük firmalar dijital dönüşüme çok büyük önem veriyorlar. Çünkü dijital dönüşüm hem işleri daha verimli, daha efektif, daha karlı yapılmasını sağlıyor. Hem de eksiklerini, hatalarını, iş süreçlerini daha iyi fark etmelerini sağlıyorlar. Biz de bölümümüzde öğrencilerimize hem bilişim teknolojileriyle ilgili dersleri veriyoruz uygulamalı bir şekilde, hem de işletmeyi, işletme yönetimini tanımaya yönelik dersler veriyoruz.
Tabii bölümümüzün Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde olması çok büyük bir avantaj. Neden diyecek olursanız, yönetim bilişim sistemleri bölümü çok disiplinli bir bölüm. Her disiplinden, her alandan etkileniyor. Bölümümüzdeki derslere başta fakültemizdeki işletme bölümündeki hocalarımız, deneyimli hocalarımız olmak üzere bilgisayar mühendisliğinden, yazılım mühendisliğinden, endüstri mühendisliğinden ve tıp fakültemizdeki biyoistatistik, biyoinformatik bölümündeki hocalarımız destek veriyor. Yani aslında çok farklı disiplinlerde hocalarımızdan dersler alıyorsunuz. Bizi Türkiye'deki diğer yönetim bilişim sistemleri bölümünden ayıran en önemli özelliğimiz nedir? Bence uygulamalı eğitim veriyor olmamız. Biz bilişim teknolojilerinin temel pek çok alanında, yani normal uygulama, masaüstü uygulama geliştirme, web tabanlı, internet tabanlı uygulama geliştirme, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik, yapay zeka, veri bilimi ile ilgili pek çok uygulamalı dersimiz var ve dersleri uygulamalı bir şekilde işliyoruz. Çok yaygın bir kanaat var genç öğrenci arkadaşlarımızla. İşte Udemy'den eğitim alırım, YouTube'dan eğitim alırım, işte şurada ücretsiz bir eğitim var, Harvard X var, oradan eğitim alırım diye bir anlayış var. Arkadaşlar, bu tarz bilişim teknolojileriyle ilgili bir uygulama yapacaksanız, uzman olacaksanız, kesinlikle usta çırak gibi size rehberlik edecek, bir yönlendirecek, gerçek problem durumlar içerisinde o becerileri kazanacağınız ortamlara girmeniz gerekiyor. Bölümümüzdeki eğitim de temel felsefesi bu şekildedir. Mezunlarımızdan elde etmiş olduğumuz dönükler çok iyi. Pek çok farklı sektörde mezunlarımız daha henüz bitirmeden iş bulabiliyorlar. Yani öğrenciyken özellikle pandemi ile beraber 4. sınıftan itibaren iş bulabiliyorlar. Oldukça popüler bir aslında bölüm yönetim bilişim sistemleri. Genelde hangi alanlarda çalışıyorlar? Siber güvenlik alanında çalışan mezunlarımız var. Bankacılıkta IT departmanlarında çalışan mezunlarımız var. Oyun geliştiren, hatta TRT Çocuğun oyunlarını geliştiren firmada çalışan öğrencilerimiz var. Yurt dışında da junior seviyede veri bilimi alanda çalışan mezunlarımız da söz konusu. Bölümümüzde de yüksek lisans programımız geçen yıl itibariyle açıldı. Bazı öğrencilerimiz de yine lisansüstü eğitimle beraber biraz daha uzmanlaşmaya doğru ilerliyorlar. Yine ben akıllara takılan sorular olursa arkadaşlarım, sunum sonrasında tekrar değinebilirim. Şimdi sözümüzü araştırma yöneticimiz Beyza hocamıza bırakıyorum. Öncelikle sayın hocalarım ve sevgili adaylar, hocamız da bir giriş yaptı. Yönetim bilişim sistemleri nedir, ne değildir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Çünkü yeni bir bölüm olması nedeniyle de ortada çok fazla bilgi karmaşası meydana geliyor. Dolayısıyla biz de bu bilgi karmaşası bir bütün haline getirmek istiyoruz. Çünkü genelde yönetim bilişim sistemlerine girdiğinde iki farklı dalmış şeklinde algılanıyor. Ve bu dallar birbirlerinden ayrılıyor. Yönetim bilişim sistemleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir bölüm. Hocamızın da dediği gibi dijitalleşmenin işte yol aldığı, hep söylüyoruz işte teknolojik gelişmeler, küreselleşme, artan teknolojiyle birlikte yeni iş imkanları. Bunlarla birlikte yönetim bilişim sistemleri, bizim YBS dediğimiz alan şu anda çok popüler olmaya başladı. YBS peki ne yapıyor? Biz YBS ile ne amaçlıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. YBS bölümü ile biz öğrencilerimizin başlıca analitik düşünme becerisini kazandırmayı ve problem çözme yetisini güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir YBS'ci başlıca bulunduğu sektör farklı olabilir, alan farklı olabilir veyahut kamu ya da özelde olabilir veya herhangi bir organizasyonda herhangi bir alanında çalışıyor olabilir. Ama bulunduğu yerde muhakkak oradaki problemleri anlayabilecek, analiz edebilecek ve çözümleyebilecek, müdahale edebilecek yetiye sahip olması gerekir. O yüzden biz de YBS'nin o multidisipliner, çok disiplinli alan dediğimiz tüm yetilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için YBS'yi araştırdığımızda zaten görülür, donanım, yazılım, veri tabanı olur, yönetim olur, muhasebe olur, işletme olur. Pek çok alanla, hatta psikoloji, sosyoloji gibi alanla içli dışlı olduğunu görürüz. Bu yüzden biz de YBS öğrencilerine başlıca organizasyonlardaki o prosesler nelerdir, organizasyon şeması, iş ve süreçleri nelerdir,
oradaki süreçlerdeki problemleri nasıl görülebilir, nasıl analiz edilebilir ve nasıl çözüm üretilebilir, bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii ki ortaya çıkarılmış YBS, organizasyonların talepleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü geliştirmek ve alanın araştırmacılarını yetiştirmek amacıyla yönetim ve bilişim konularını içeren disiplinler bir arası bir alandır. Biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni biliyorsunuz, daha önce zaten videosu da izlenildi. Aynı zamanda bölüm olarak size bunları kazandırmak istiyoruz. Hocamızın da dediği gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi bir araştırma üniversitesinin içeriğinde bulunmak kesinlikle çok iyi. Bu bize çok fazla avantaj tanıyor. Peki bizim mezunlarımız neler yapıyor, nerelerde çalışıyor? Çok fazla iş imkanı var. Çünkü bir YBS'ci olarak iş kaygısı çekebileceklerini düşünmüyorum. Eğer kendilerini donanımlı bir şekilde mezun etmişlerse, IT uzmanı olarak çalışabilirler, sistem analisti olarak çalışabilirler, proje yöneticisi, programcı, satış pazarlama, insan kaynakları, iş analisti, veri bilimci. Bu daha da arttırılır. İşte danışman olarak PLM, PDM danışmanı olarak çalışabilirler, ürün yöneticisi olarak çalışabilirler. Bu bir organizasyonun herhangi bir alanında problem çözmeyi, o problemleri açığa kavuşturmaya yönelik bütün süreçlerde yer alabileceklerini görürüz ki zaten iş ilanlarına da bakıldığında genelde yeni iş ilanları, yeni isimler, yeni title'lar görürüz. Bu title'ları cevap verebilmek adına YBS bölümü sizlere gerekli bilgileri aktarmaya çalışıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi altyapısını biliyorsunuz. Aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin sunduğu imkanlardan da hocalarımız bahsetti. Bunun haricinde bölüm özelinde ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bölüm özelinde bizim oluşturduğumuz yeni bir laboratuvarımız var. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı. Bu laboratuvarla farklı cihazları kullanıyoruz. Resimde gördüğünüz bir sanal gerçeklik cihazı, VR cihazı. Zaten popüler olması nedeniyle çok bilindik bir cihaz. Bu sanal gerçeklik cihazıyla sanal ortamda bazı etkinlikler, eylemler, faaliyetler gerçekleştiriliyor ve eğitimler, deneyler yapılıyor. Bunu daha da ilerletmeyi planlıyoruz. Onun haricinde bu laboratuvarımızda sadece VR cihazını kullanmıyoruz. Eye tracking dediğimiz ilk resimde görülen cihazı kullanıyoruz. Peki eye tracking cihazıyla neler yapıyoruz? Göz takip cihazı, eye tracking cihazı işte bir kişinin bilgisayardaki ısı derecelenmesi, nerelere baktığını, nerelere çok odaklandığını, bilgisayarla olan etkileşimi nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Başlıca onu da açıklayayım. Çünkü bizler o yaz kullandığımız, telefonlarımızda kullandığımız uygulamaları tasarlayan kişileriz, yazan kişileriz. Bunların kullanılabilirliğini ölçmek için bu tür deneylerde yapıyoruz. Aynı zamanda bir tıbbi cihaz aslında ama EEG cihazını laboratuvarımızda bulunduruyoruz. EEG cihazı ile beyindeki dalgaları, sinyalleri, kişilerin o uygulamaları, o programları kullanırken neler hissettiğini, nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışıyoruz. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı ile birlikte daha fazla proje, daha fazla eğitim gibi çok fazla düşüncelerimiz var. Bunları umarım sizler gelirseniz sizlerle birlikte yürütmeyi planlıyoruz. Haricinde bizim bir öğrenci kulübümüz var. YBS Katü adı altında. Çok fazla etkinlikler yapıyorlar. Çok sosyal aktiviteler yapıyorlar arkadaşlar. Tanışma kahvaltıları, etkinlikler, geziler, oyunlar. Çünkü biraz YBS'cilerin arasında oyunlar çok popüler. Sosyal sorumluluk projeleri, spor turnuvaları, daha bir sürü şey diyebiliriz. Eğitimler, konferanslar, kongreler, bildiriler. Bunların resimlerini sizlerle paylaşıyorum şu anda. Aynı zamanda bunlara bizler de katılmaya çalışıyoruz. Tabii ki geçtiğimiz dönemlerde pandemi ve tabii ki de yaşadığımız deprem nedeniyle uzak kaldık. Çok sıklıkla araya mesafe girdi. Ancak biz etkinliklerden geri kalmamaya özen gösterdik. Online etkinlikler düzenliyoruz. Online turnuvalar düzenliyoruz. Bir online eğitimler, işte Erasmus serüvenlerini anlatan arkadaşlar, mezunlarla çok sık buluşturuyoruz. Sektörün tecrübeli isimleriyle sizleri buluşturmaya özen gösteriyoruz.
Kısaca YBS bölümünü toparlamak istiyorum. Bu gördüğünüz ekrandaki şema aslında YBS'nin genel ders hatlarını anlatıyor. Programlama, yönetim organizasyon gibi farklı alanlar görüyor olabilirsiniz. Şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Genelde şu yönlendirme yapılır. YBS'ye geldin, yönetime mi ağırlık vereceksin, bilişime mi ağırlık vereceksin gibi bir algı oluyor. Ancak bu iki bilim dalının birbirleriyle entegre edilmesi gerekliliğini savunuyoruz biz. Çünkü ancak bu şekilde oradaki problemleri sayısallaştırıp, dijitalleştirip çözüme ulaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi programlama ayağın altında mobil programlama, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, grafik canlanma, bilgisayarlar ve siber güvenlik gibi farklı alanlarda mevcut. Bunların her birinde uzmanlaşmak sizlere kalmış. Her biri farklı alanlar, farklı iş imkanları. Belki birden fazla alanda uzmanlaşırsınız, belki tek bir alanda uzmanlaşırsınız. Ancak biz size elimizden geldiğince sektörün dinamik koşullarını takip edip o sektörün iş olanaklarını aktarmaya çalışıyoruz. Güncel programları, uygulamaları aktarmaya çalışıyoruz. Onları öğretmeye çalışıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi derslerimiz mevcut. Şöyle bir algı da oluşmasını isterim. Yani evet biz sizlerden problem çözme, analitik düşünme gibi yetiler bekliyoruz. Ama siz bizden ne bekliyorsunuz derseniz şöyle Katü YBS'nin size verecekleri çok fazla. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak şu sizi korkutmasın. Evet hep yapay zeka dedik, programlama dedik, iş zekası dedik. Bunları hiç bilmiyorum, hiç bilgisayarla bir ilişkim yok derseniz farklı alanlardan gelen öğrenciler olabilir. Sistem buna izin veriyorsa biz de bu sisteme göre farklı bir hazırlarız, taban hazırlarız. Temeli iyi atabilmek adına birinci sınıf dersleri zaten temel yeterliliği kazandırmaya yönelik derslerdir. Dolayısıyla burada programlama dersini yani algoritmaya giriş dersiyle başlarsınız. Temel atılarak ardından ne yaparsınız? Görsel programlarsınız, nesne programlarsınız. Bunları bu şekilde ilerletirsiniz veya bir pazarlamanın temel ilkesini bilmeden dijital pazarlamaya geçemezsiniz. Dolayısıyla en başta bunlar size temelleri atılarak veriliyor. Bu nedenle öğrencilerin korkmasını istemem. Evet, eşit ağırlık bir bölüm olsa da sayısal gerektiren bir bölüm. Dolayısıyla bu yetilerinizi değerlendirmenizi isterim. Ama yine de eşit ağırlık bölümünde bulunduğumuz için yapılamayacak düzeyde, yani eşit ağırlıktan gelen bir kişinin yapamayacağı düzeyde matematik veya ileri düzeyde bir bilgi birikimi beklemiyoruz. Zaten biz sizden temelleri atıyoruz. Sadece o temellerde başarılı olmanızı bekliyoruz. Benim sizlere söyleyeceğim bunlar. Aynı zamanda teknik konulardan da bahsedeyim. Onlar da muhakkak sorulacaktır. Yeni bir bölümümüz olması nedeniyle Erasmus anlaşmalarımız devam ediyor. Şu anda Polonya ve Litvanya ile halihazırda bir anlaşmalarımız var. Yazışmalarımız devam ediyor. Ancak bu demek değil ki yapmayacağız. Bazen öğrencilerimiz gelebiliyor. Hocam ben şuraya gitmek istiyorum. Burayla anlaşma yapabilir miyiz dediğinde biz zaten gerekli protokolleri imzalayarak anlaşmaları yapıyoruz. Yani bu imkan size tanınıyor. Erasmus imkanında sıkıntı yaşamıyoruz. Haricinde hocamızın daha önce dediği gibi staj bölümümüzde yok ama gönüllü staj yapan arkadaşlarımız, hatta stajı geçtim çalışan arkadaşlarımız çok fazla. Özellikle remote iş yapabilme yetisine sahip oldukları için çok fazla çalışan öğrenci arkadaşlarımız var. Çünkü size bu bilgi, birikim, tecrübe aktarılıyor. Yan dal ve çift ana dal programları da var. Yine fakülte içerisindeki bölümler ve sağlık yönetimi ileydi sanırım. Onlarca benim diyeceklerim bu kadar. Ekstra bir soru olduklarında zaten arkadaşlar mailine ulaşıyorlar bizlere. Bizler de onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, birkaç soru var. Onları ben yanıtlayayım. Burak'ın bir sorusu var. Hangi programlama dilleri üzerine çalışılıyor şekli bir sorusu var. Şimdi Burak, biz C# gösteriyoruz bölümümüzde. Aynı zamanda Python programlama dilini gösteriyoruz.
C# sektörün en çok aradığı uygulama geliştirirken web tabanlı ve mobil, web tabanlı ve masaüstü uygulama geliştirirken aranan bir dil. Python'da özellikle yapay zeka modelleri geliştirirken kullanılıyoruz. İş zekası, yapay zeka modellerinde Python'ı kullanıyoruz. Tabii web tasarımı dersinde de HTML, JavaScript derslerini gösteriyoruz. Veri tabanlı derslerinde de MS SQL, Microsoft'un SQL Server programı üzerinde uygulamalarımızı yapıyoruz. Projelerle ilgili bir soru var. Fulya'nın sorusu. Şöyle, öğrencilerimizle yaptığımız projeler var. Hatta geçen yıl hepsi buradayla öğrencilerimiz bir proje gerçekleştirmişti. Onun dışında bizim de öğrencilerimizle birlikte yaptığımız TÜBİTAK ya da kendi bilimsel araştırma projelerimizde öğrencilerimizde hani bu konuda istekli olanlarla projeler yapıyoruz. Teknofest'e katılan öğrencilerimiz var. Onlara da destek oluyoruz anlamda. Evet. Yani Sahra'nın sorusunun yanıtı aslında ben söylemiştim bunu. Yani kendinizi geliştirmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani şu an bilgi her yerde. Yani YouTube'da, Udemy'de, bir sürü farklı platformda bilgisayarın her konusuyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili bir bilgi bulabiliyorsunuz. Ama bu tek başına yeterli olmuyor. Sizi böyle gerçek problem ortamlarında bu becerileri kullanabileceğiniz durumların içerisine girmeniz gerekiyor. Usta çırak gibi. Çünkü gerçek dünya o eğitimlerdeki kadar toz pembe olmuyor maalesef. O problem çözme becerisi de ancak o tarz ortamlarda kazanılıyor. Yani eğer olanağınız varsa kesinlikle uygulamalı bir şekilde bunları öğrenmenizi ben size tavsiye ederim. Başka sorusu olan varsa arkadaşlarımızın. Evet, hocama teşekkür ediyorum. Evet, aday öğrencilerimiz sorularını yöneltebilirler. Herhangi bir bölüme, herhangi bir soru akıllarına takılan bir husus varsa sorularını yazabilirler. Bölüm sunumlarımız sona erdi. Bölümlerimiz kendilerini tanıttılar. Hocalarıma teşekkür ediyorum, sunum yapan hocalarıma. Çok bilgilendirici ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki aday öğrencilerimizin de akıllarındaki o soru işaretleri ortadan kalkmıştır. Başka herhangi bir soru gözükmüyor. Sanırım o soru işaretleri ortadan kalktı. Evet, ben burada sözü, başka da bir soru yok gördüğüm kadarıyla. Sözü dekan hocama vermek istiyorum. Kapanışı yapmak üzere, kapanış konuşması için. Evet hocam. Evet, herkese teşekkür ettik. Özellikle işte bölüm hocalarımıza ve burada bizi dinleyen öğrencilerimize ve ayrıca UZEM'e ve kariyer planlamada Hülya hocamın zatında orada çalışanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Zaten kayıtlar alındı. Dolayısıyla öğrencilerimiz daha sonra da buradaki bilgilere ulaşma imkanları var. Herkese teşekkürler. Hülya hocam hoş geldiniz. Buradaydınız biliyorum. Görüntüde hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben eminim öğrencilerimiz için çok faydalı olacak. Bu yıl bildiğiniz gibi çok erken hareket edemedik hocam. Ama gelecek yıl inşallah daha güçlü bir programlamayla karşınızda olacağız. Hocam bir soru var. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yurt içi ve yurt dışı ile ilgili bir fırsatlar var mı diye sormuş öğrenciler. Şöyle, zaten Erasmus programlarıyla yurt dışındaki üniversitelere gidebiliyorlar. Hatta yurt dışındaki iş yerlerinde de staj yapabiliyorlar. Yurt içinde de bir değişim programı vardı fakat en son yıl bunu durdurmuştu geçen yıl için. Bilmiyorum bu yıl devam edecek mi ondan çok emin değilim ama yurt içinde de bu olanaklar söz konusu oluyor. Şimdi gençler bir şey daha var. Bizler Uluslararası İş ve İşçi Bulma Kurumu görevi yapan birkaç şirketle görüşüyoruz. Üniversitemiz için farklı fırsatlar yaratacaklar kariyer merkezi olarak. Yüksek lisans, doktora ve iş fırsatları konusunda bize yardımcı olacak şirketler. Onlarla anlaşmalarımız var. Biz de kariyer merkezi olarak
Sizin kariyerinizi geliştirmek adına her hafta etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli mezunlarımızı, başarılı iş adamlarını buraya davet ediyoruz. Ulusal Staj programını yönetiyoruz bildiğiniz gibi. Bu yıl 4600 tane öğrencimiz Ulusal Staj programına müracaat etti ve 30 küsür tanesini de KTÜ'de bir staj yaptırıyoruz. Bu fırsatlardan yararlanma olanağınız var ama öte yandan da bütün hocalarınızın ilişkileri, bizim kariyer merkezinin ilişkileri, kariyer fuarları ve kariyer günleri etkinlikleri ile kurduğumuz sosyal ve iş ilişkilerimiz sayesinde staj, yani zorunlu ya da gönüllü staj yapmanız çok kolay. Bu stajlar süresinde kendinizi beğendirirseniz işe girme fırsatlarınız çok büyük. Bir de biliyorsunuz çok güçlü bir üniversiteyiz. Bir Ar-Ge Üniversitesiyiz her şeyden öte. Ar-Ge Üniversitesi olmanın ve geçmiş birikimlerimiz ve mezun abileriniz ve ablalarınızla ilişkilerimizi hala sürdürüyor olmamız nedeniyle iş bulma konusunda çok dertlenmeyin sakın. Çünkü gerçekten hocalarımızın bizim KTÜ'deki tüm akademisyenlerin eski mezunlarla ilişkileri devam ediyor ve eski mezunlarımız da çok güçlü yerdeler. Büyük bir lobimiz var. 250 bin tane mezunumuz var gerçekten. Onların Türkiye ve dünya çapındaki ilişkileri göz önüne alındığında sizin için herkes yeterince çalışıyor. Ondan hiç korkunuz olmasın, değil mi Atilla Hocam? Evet, evet hocam. Biz de yeni bir mezunlar derneğimizi kurduk hocam. İnşallah faaliyete geçireceğiz. İnşallah. Onun da katkıları olacaktır. Hocam bir de biliyorsunuz biz mezun bilgi sistemimizi de geliştirdik. Zafer de içimizde. Birkaç kelime de Zafer mezun sistemimizle ilgili bir şeyler söylersin. Evet, memnun oluruz. Hocam KTÜ'den bütün mezunları, yani 250 bin mezunu bir anda yakalayamayız belki ama hepsine ulaşabilme amacındayız. Ve onları dönem dönem KTÜ'den başarı hikayeleri programımıza davet ediyoruz sizlerle beraber. Meslek odalarındaki yönetimlerden yararlanıyoruz. Gerçekten çok güçlü bir mezun portföyümüz var. Onlar da öğrencilerimizin hizmetini hazırlar. Yani mentörlük konusunda hiç dert etmeyin gençler. Çok rahatlıkla sizi yönlendirecek abileriniz, ablalarınız da bizim sistemimizde bize destek oluyorlar. Evet hocam, çok teşekkür ettik gerçekten. Büyük bir emek sarf ettiniz. Kaç gündür devam ediyor hocam? Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Keşke en iyi öğrencileri alıp en iyi yerlerde daha çok çaylarını içmeye gidebilecek fırsatımız olsa. İnşallah. Ayrıca Şeyda Hanım da sürekli olarak ekranda, çok teşekkürler. Zaten bu projenin hocam tohumu Şeyda Hanım'dan geldi. Hocam hep birlikte yaptık. Hepimizin destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu verimli program için İktisadi İdari Bilimleri Fakülte hocalarımıza bir teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz çok faydalı bir etkinlikle buluştu diyoruz. Değerli öğrenci adaylarımıza da güzel bir tercih dönemi diliyoruz. Dediğimiz gibi KTÜ ailemize bekliyoruz. KTÜ'lü olmak bir ayrıcalıktır. Umarım bizleri tercih edersiniz. O zaman yavaş yavaş hocam programı kapatabiliriz, soru da gelmemişse. Evet, öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık ve istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Biz buradayız. Bu noktada hiçbir endişeleri olmasın. İnşallah bekliyoruz. Harika. Çok teşekkürler. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz organizasyon için. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. İyi günler hocalarım. Teşekkürler. İyi günler dilerim herkese. İyi günler.